Merhabalar kıymetli misafirlerimiz. Hepiniz hoş geldiniz. Sayın Profesör Doktor Sinan Canan aramızda. Öncelikle Çayyolu Şubesi öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz bize kısa bir müzik şöleni sergileyecekler. Onları dinleyeceğiz. Teşekkür ederiz. Efendim merhabalar. Gençlere bir daha bir alkış az geldi. Biz lisedeyken böyle şeyler yoktu. Vallahi. Olsun. Gerçi iyi ki de belki yoktu, bilmiyorum. Şu anda orada burada stadyumlarda konserde geziyor olabilirdik. Sonra bu kadar çeneyi kim yapacak? Efendim beni yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Davetiniz için çok teşekkürler. Çok özel bir yerdeyiz. Bir kere memleket ne varsa memlekette var bu arada. Tekrar Ankara'da olmak güzel. Harika. Arada bir üç gün Kars'a gittim. Onun dışında 5-6 gündür Ankara'dayım. Vallahi her gittiğim yerde rock'n'roll, Ankara'da celebrity havasına girdim vallahi. Herkes, eş, dost, akraba çok hoş. Bu tarz bir şey yaparak biliniyor olmanın nasıl bir şey olacağını hiç hayal etmemiştim hayatım içerisinde. Yani bu kadar televizyonlarda, YouTube'da konuşan, devamlı beyin dalak böbrek anlatan falan filan bir adam olarak dedim millet muhtemelen yolda görse yolunu çevirir yani. Doktora, profa, kim selam verir sürekli ders anlatan adama. Ama işte çok sevdiğiniz zaman bir şeyi, yani sizi heyecanlandıran bir şeyi insanlara ikram etmeye karar verdiğinizde yaşamda enteresan bir büyü oluyormuş. Siz şu anda bu büyünün bugünkü tezahürlerisiniz efendim benim için. Tekrar çok teşekkürler. Bugün sizinle bizden bahsedeceğiz. Benim hep yaptığım şey, insandan biraz konuşacağız. Bir eğitim kurumuna geldiğimde, yani 15 senedir konuşuyorum profesyonel olarak ama 15 senedir her seferinde böyle sahneye çıkarken bir şey olur ya, ne diyeceğiz acaba falan filan. Ama eğitimle ilgili bir yerde bulunurken bu ekstra oluyor, çarpı 3. Çünkü çok netameli bir alan. Hayatımızın en azından zorunlu 12 senesini bir orada geçiriyoruz. Bunun okul öncesi var, üniversitesi var bilmem ne. Ve fark etmiyoruz ama hayatımızın çok büyük bir kısmını şekillendiren bir format döneminden bahsediyoruz biz eğitim derken. 200 senedir belli alışkanlıklarla bir şeyler yapıyoruz. Bazen devrimler yapasımız geliyor. Bazen böyle tuhaf kurumlar, kuranlar oluyor. İşte orada böyle değişik değişik denemeler yapılıyor. Ama dünyanın genelinde eğitim hala bir sorun. Bu sorunun da temeli yaşamımızın erken dönemlerinde içinden geçtiğimiz ve gerçekten beynimize hayatımızın sonuna kadar kullanacağımız bir biçim veriyor olması. O yüzden herkes bunu nasıl yapacağımızı tartışıyor. Benim bu konuyla ilgili maceramı anlatarak başlayayım. Yani ben ilk büyük konuşmamı bir eğitim kongresinde yapmıştım. 14. Özel Okullar Birliği toplantısı vardı Antalya'da. Niye bilmiyorum, öyle toplantıları hep bu tuvalet fırçaları bile altın kaplama olan otellerde yapıyorlar. Garip, Antalya'da öyle hani batmadan evvelki Titanik görünümlü oteller var ya. Gittik, yani böyle bir sürü tabii
özel okul sahibi, hoca falan oradalar. Biz de son gün konuşacağız. Millet valizleri toplamış işte, elde biniş kartları falan. Bekliyorlar bir an önce, hadi misafirler de konuşsun da giderim falan gibi. Biz de ODTÜ'den Soner Hoca, işte Serkan Kara İsmailoğlu ben beraber sahne aldık en son oturumda. 1,5 saat kadar şöyle bir beyin nasıl öğrenir, ne yapar, biraz ondan bahsettik. Konuşma bitti. Ya yani milletin gözü kapıya bakıyordu başlarken. Ben dedim herkes gidecek herhalde. Valiz atan sahneye koşuyor. Dedim dövecekler herhalde yani. Ne dediysek artık. Herkes sahneye geldi. Rahmetli o zaman işte Özel Okullar Birliği Başkanı Nurullah Hocam. Ya hocam işte böyle beyin dinlemedik de şöyle de böyle de bir şey. Bu ne bir acayip bir organmış. Tebrike gelmişler. Teşekkür tamam falan dedik ama bir şey merak ettim. Dedim bu 14. Özel Okullar Birliği toplantısı. Bundan önceki 13'ünde hangi organ dedim ana konuydu. Ya niye bu kadar dedim heyecanlandınız ya? Beyinden başka bir şey konuşulur mu? Ama dediler ki 3 yıl önce biz işte ODTÜ'den bir hoca çağırdık dediler bize beyin anlatsın diye. Geldi anlattı. Ve o zaman şuna karar verdik hepimiz. Biz fanilerin işi değil bu beyin. Hiç girmeyelim oraya. Buna erenler karışır. Dokunmayalım falan diye. Biraz benim meslektaşlarımın burada bir hatası varmış yani. Olayı böyle halk dilinde anlatınca sanki basit, aşırı basitleştiriyormuş falan gibi düşünüyoruz. Biz akademide öyle bir şey var. Halbuki aslında bu bilgiler hepimizin ihtiyacı olan bilgiler. Ben 1996 yılında akademisyenliğe başladığımdan beri laboratuvarda, kitapta, makalede ne öğreniyorsam evde çoluk çocuk üzerinde deniyorum. Süper işe yarıyor. Kendime bayağı fayda veriyor. E niye dedim ya bunu insanlara anlatmayalım? İşte ilk defa 2007 yılında falan böyle bir coştum ben böyle bir şeyler yapalım diye. 2013 yılından beri de bunları anlatıp duruyorum. Bu arada tabii alt kese bir özellik veriyor. Bana da çene vermiş. Şimdi göreceksiniz yani ilk defa var mı? Ben ilk defa izleyen var mı canlı ortamda? Bayağı canlı ortamda ilk defa. Bayağı yeni tanıdık var. Tam biliyorsunuz. Mesela benim YouTube çekimlerim çok masrafsızdır. Montaj falan yok. Kamerayı kuruyorlar. Düğmeye basıp gidiyor onlar. Ben birazdan bitti diye bunları çağırıyorum. Gelip kapatıyorlar. Bende montaj falan olmaz. Çünkü başladı mı? Çok şükür öyle bir özellik var. İşte bu kadar çok konuştuğunuz zaman da bir şekilde medyaya çıkıyorsunuz. İşte televizyon programlarıyla falan başladı işler. Fakat ben ikisine sevgili Pelin Çift sağ olsun bir mail attık. Bizi hemen o zaman Habertürk'teki programına çağırmıştı. Çıktık işte anlatıyoruz. Beyin çok heyecanlıyız tabii. İlk defa televizyonda milyonlar bizi izleyip psikolojisi var. Sonra seyircilerden sorular geliyor. Soruların hemen hepsi kabir azabı, sırat köprüsü. Dedim abi niye böyle sorular geliyor falan. De insanlar bunu merak ediyor. Dedim niye kimse toprağın üstünü merak etmiyor yani. Aşağısına gidince göreceğiz abi zaten. Hepimizin ortak kaderi bu değil mi yani? Hepimiz başlayacağız ölüm tek. Merak etmeyin hepimiz oraya gideceğiz. Yok abi merak ettiremedik. Hatta benim ilk meşhurluk deneyimim. Ankara Milli Kütüphane durağında metrodan iniyorum. İnerken kızcağızın biri biniyordu. Beni görünce aa hocam diye geri indi. Siz dedi evet dedim. İlahiyatçı değil mi dedi? Anladım ki bu medya işi biraz zor. Ondan sonra tabii her soruya cevap verme arzunuz oluyor beyin ve davranışla uğraşınca. Yani bilinmeyen bir konuya hani bilmiyorum diye geçmek de bir akademisyenin çok yapacağı bir şey. Yalnız da yorumunuzu koyuyorsun ama sonra o işleri bıraktım. Daha ziyade insan nasıl yaşamalı, nasıl yapmalı gibi bir konuya odaklandım. Çünkü bu konuda bir tecrübem var sevgili dostlar. Aslında hepinizi de çok ilgilendiriyor bu tecrübe. Önce onu size aktarıp sabah sabah pek iyi olmayan birkaç haber vererek başladım. Sonra düzeltiriz moralimizi. Ama önce tırsacağız, korkacağız ki bir şeyler konusunda cesaret edelim. Çünkü yaşadığımız hayatta bazı şeylere güveniyoruz ama belki de o kadar güvenmememiz lazım. Ben ilk biyoloji bölümünü bitirdiğimde 1995 yılında akademisyen olmak için beni bölümde çok iyi tanıdıkları için almadılar Hacettepe'de. Dediler ki sen git dışarıda gez biraz. Ben de tıp fakültesinde master yapacağımızı öğrenince Samsun'da ilk defa işte master sınavına başvurdum. Orada başlarken de şöyle bir özgüvenim vardı. Ya biz biyoloji okuduk, milyon tane canlının ciğerini biliyoruz. Tıp dediğin nedir? İşte homo sapiens diye bir canlının bir de sadece hastalıklarla uğraşıyor. Ben dedim hallederim falan. Bir gittik mevzu hiç öyle değil. Aman yarabbim. Yedek parçacı dükkanı gibi her şeyin ayrı bir ismi var. Hastalıklar, ilaçlar, teşhisler, onlar bunlar. Milyon tane uzmanlık alanı, birinin dediğini öbürü bilmiyor falan. Girdim böyle serseri mayın gibi, hatta yani Allah sınayacak ya tıp fakültesine girdiğim ilk gün, bir de uyum dersleri alıyoruz biz bir özel geldiğimiz için. Bir derse girdim, 2 hafta geç gitmişim.
Böyle 300 kişilik bir amfi sizin gibi böyle oturuyor öğrenciler falan. Ben de girdim, kadının biri ders anlatıyor. Fakat hanımefendi Azeri, Rus şivesiyle, Latince, anatomi anlatıyor. Girdim, dedim abi ne oluyor? Oturdum, yanımdakilerden sürekli kalem sesi geliyor. Hatır 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 hatır, herkes bir şey yazıyor. Ben böyle uzaylı gibiyim, yanımdaki dedim ki ne oluyor? Bilmiyorum dedi, anlamıyorum, yazıyorum sen de yaz dedim. O zaman anladım ki böyle bir şey. Başladım, o tahmin neyse 2-3 hafta içinde anatomi böyle skor dersimiz oldu. Dili çözdüm de çok kolay. Fakat ilginç bir şey fark ettim. Ben böyle biyoloji bilgimi kullanacağım, hava atacağım diye beklerken tıpta biyoloji yok. Kimse biyolojiyle gelmiyor. Var mı biyoloji hocam falan burada? Biyoloji anlatan kimse var mı? Bak bir meslek, ah canım. Var, orada da var. Yazık, çok zor bizim işimiz. Mesela bir şey vardır mesela, biyolojiniz nasıldı dedi. Biyoloji seven var mıydı lisedeyken falan? Hadi kibarlık yapıyorlar mesela. Resmen 15 tane el kalktı, böyle bir şey olmaz ya. Ya biyolojiden nefret ettiriyorlar canım bize bile. Ben mesela biyoloji hiç sevmem. Bunu biyolojik bir organizma söyleyince ne kadar hazin, düşünsene ya. Kendimden tiksiniyorum gibi bir şey yani. Biyoloji seni sana anlatıyor, başka bir şey değil. Fakat ilginç, biyolojik bir canlının hastalıklarını tedavi etmek için insan yetiştirdiğiniz bir okulda biyoloji yok. Dedim acaba ben mi bulamıyorum? Biraz daha derine bakayım. Tabii biyoloji diye bir ders var, gittim ona girdim. Benim bildiğim biyoloji değil. Başka bir şey anlatıyorlar, parazitler, bir şeyler, bir şeyler. Yani bir canlı sizi hasta etmiyorsa ya da yemiyorsanız, tıp onunla ilgilenmiyor, geçmişinizle ilgilenmiyor. Neredeyse, doktorlar size çoğu zaman nerede yaşadığınızı da sormaz. Yani bir standart işte kağıtlar, sonuçlar, tık tık şu fazlaymış, 55 tane değer normal, bir tanesi bozuk, herkes ona bakıyor. Kimse iyi değerini şimdi tebrik etmiyor falan. Yani hiç değil mi? Okuldaki karneler gibi ya. Benim babam da bu niye zayıf? Ya baba 10 tanesi güzel bak. Yok bu zayıf. Hemen oraya kilitlenir. Tıp da biraz öyle bir şey. Arıza arıyor devamlı. O arızayı işte düzeltmek için çeşitli yöntemler, prosedürler. Ben de her Türk çocuğu gibi dedim ki büyüklerimizin bir bildiği vardır herhalde. Yani öyleyizdir ya biz, otoriteydim. De ben Ankaralıyım. Ankaralılar otoriteyi daha. Ben İstanbul'da bütün çevirmelerde duruyorum. Sonra kimliğime bakıyorlar. Hocam doktorum sen niye duruyorsun kenardan? Ben Ankaralıyım diyorum. Ben durdum. Ben çevirme görünce durdum. Bizim olayımız bu. Orada dönüp bir süre takıldık. Fakat sonra yavaş yavaş master'ın özellikle doktoraya geçtiğimde bana bir şevk geldi. Biyolojideki bütün kitaplarımı indirip bir daha baştan okumaya başladım. 2,5 sene biyoloji çalıştım tamamen. Hem biraz meraktan hem de üniversitede hiç anlamamış olduğumu fark ettim. Öğrenciyken lay lay onu geçiriyorsunuz. Fakat sonra bu biyoloji yoksunluğunun bize korkunç bir şey yaptığını fark etmeye başladım. Mesela şu anda sevgili katılımcılarımız arasında kendini %100 sağlıklı, tamamen sağlık sorunu hiç olmayan bir şekilde görenlerin ellerini görebilir miyim? %100 sağlıklıyım, harikayım hocam. Kimse yok. Herkes hastaneden izinli bugün. Şimdi %100 sağlıklı deyince illaki yok ya belim ağrıyor, şuram şişti, karnım ekşiyor, bir şey bulursunuz yani. Bir de bizim ülkede herkesin her yeri ağrıyor biliyorsunuz. Hatta neydi? Fakirin her yerleri ağrır, zengin fibromiyalji olur diye bir söz var. Bir devamlı bir rahatsızlık. Onu kastetmiyorum. Çok şükür iyi izleyenlerin ellerini görebilir miyim? İyi, buraya geldiğinize göre değil mi? Ağır bir sağlık problemi yok. Harika. Şimdi ikinci soru geliyor. Sabah sabah özür dilerim ama tabii soruyu sormak zorundayım. Önümüzdeki 25 yıl içerisinde kesin bir sağlık arızası çıkar diyenlerin ellerini göreyim. El kaldırmayanlar var. Çok cesur ya. Bir düşünün bence. Şu an onun yaşlarında çocuğa söylesem, 35. Nereden biliyor? 30-35 yaşın üstünde eş, dost, akraba kim varsa biz ailecek buluştuğumuzda bir çocuklar afacanlık yaparken onlar doktor, tansiyon, diyet konuşuyor. Sürekli herkesin bir yeri ağrıyor, bir sıkıntısı var, kronik bir hastalığı var bir şey. Ve biz de küçüklüğümüzden beri zımnen şunu öğreniyoruz. Yaş kemale erdi mi zaten bir sıkıntı çıkacak. Bundan kaçış kurtuluş yok. Çok nadir. Mesela işte bizim rahmetli dayı vardı bir tane. O bile rahmetli oldu sonuçta. Babamın dayısı. Ya adam gel içeride mi? Taş gibi adamdı mesela. Herkes onu örnek gösteriyor. Bak Mustafa dayı da sigara içiyor. Mustafa dayı da içki içiyor. Mustafa dayı da ya. Mustafa dayı da yapıyor da bir tane o. Yani öbür geri kalanların hepsi dökülüyor yani. Bizim pederim mesela benim yaşımda fotoğrafları var. Rahmetli oldu. Benim yaşımdaki fotoğraf benden 20 yaş yaşlı gözüküyor. Yani bir acayipler. O döneminde biraz da eski fotoğraflar şeydir ya bize yaşlı ama onun dışında herkes hasta ve dökülüyor. Peki
Madem böyle bir bilgimiz, bir farkındalığımız oluştu, yarın sabah kalkalım, en yakın hastaneye ya da sağlık merkezine gidelim. Diyelim ki, merhaba, ben geldim, hiçbir şeyim yok, gayet sağlıklıyım. Ama önümüzdeki yıl, 25 yıl hasta olmamak için hangi bölüme gitmem lazım? Böyle bir şey yapan oldu mu? Yapmayın. Üç kere ısrar edince psikiyatriye gönderiyorum. Yıllar bunda bir problem var. Çünkü hastanede, tıp fakültesinde böyle bir bölüm yok. Sağlıklı insanın nasıl sağlıklı yaşamaya devam edeceğine dair araştırma yapan bölüm yok. Uzmanlar var. Tek tek bir sürü, benim eşim, dostum, arkadaşlarım da var çok kıymetli. Ama bir bölüm olarak, bir disiplin olarak böyle bir alan yok. Koruyucu hekimlik var. Hekim var mı aramızda? Koruyucu hekimliği neyi koruyor? Bütün hekimlere sorarım. Ben de bulamadım. Onlar da çok bilmiyorlar. Ben yani 12-13 sene tıp fakültesinde hocalık yaptım. Özellikle bu temel tıp bilimleriyle falan çok ilişkiye geçtim ama sağlıkla ilgilenen yok sevgili dostlar. Adı üstünde hastane. Gidersen buluyorlar bir şey. Yani yoksa da buluyorlar. Mesela ben her check-up'a gittiğimde Allah diyorum yani buraya kadarmış demekti falan. Devamlı bir cerrah arkadaşlarım var benim. Gel abi alalım şunu falan diyorlar. Kafra kesesi bilmem ne çok kes al. Yani öyle enteresan bir yaklaşımımız var. Vücut olmamış, illaki bir yerde bir arıza var, onu düzeltecek. Peki, ne yapacağız biz? Yani bu mukadder kadir, ya tıp diyor ki 15 sene daha yaşarsan 130'u göreceksiniz diyor. Ömrümüzü uzatıyorlar şu anda. Ömür uzatma çalışmaları çok iyi gidiyor bu arada. EYT de var. Ne yapacağız? Ömrün yarısından çoğu hasta. Buna bir şey yapmamız lazım yani. Uzmanları izliyoruz biz de. Değil mi? Mesela size net söyleyeyim, yaşınız 40 ve üzeriyse beslenme programı görünce zap yapamazsınız. Kural. Dur lan zerdeçal ne işe yarıyorsun? Böyle bir kalırsınız orada. Ve olağan şüphelileri tanıyorsunuz. Ben de medyada gezerken hepsiyle dost arkadaş oldum. Canan Karatay Hoca, malum. Değil mi? Ayşegül Çoruklu. Oytun Erbaş. Yavuz Dizdar. Böyle isimler var. Biliyoruz Osman Fütoğlu falan filan. Şimdi bunların hepsi tek tek programlara çıkıyorlar. Bir şeyler anlatıyorlar. Biri diyor ki tatlı yemeyin ölürsünüz diyor. Aslında pratikte hiçbir şey yemeyin diyor da. Genelde tatlı. Ekmek falan yok. Öbürü diyor ki baklava soyat mı geçer diyor. Bizim Oytun çok sever onları anlatmayı. Her gün bir tane yiyin diyor baklava diyor. Bir şey olmaz diyor. Biri diyor ki ne yersen ya 6'dan sonra yeme diyor. Mitokondriler falan çok önemli. Longevity esas olan. Bir tanesi hepsini bırak kokoreççiye mutlu ol diyor. Serotonin var diyor içinde. Ya biz de evde garibanlar elde çatal kaşık bekliyoruz ki bunlar bir şey etmesin de yiyelim. Ama yok. Bunları aynı programı çıkar, kavga ediyorlar. Konu tek, insan ne yesin? Uzmanlar aynı konuda uzman, kavga ediyorlar. Niye? Hepsi başka bir pencereden bakıyor. Ben mesela biyolog olduğum için aralarında tek biyolog benim. Bazen beni programlara çağırıyorlar. Sonra çağırmadılar. Ara buluyoruz ya, reyting düşüyormuş. Bak diyorum, sen şu açıdan haklısın, sen bu açıdan ama senin eksiğin falan filan. Onları buluşturmaya çalışıyoruz, olmuyor. Şimdi biyoloji meseleye başka bir yerden bakıyor sevgili dostlar. Hepiniz burada 3,5 milyar yıllık bir Ar-Ge'nin neticeleri olarak oturuyorsunuz. 3,5 milyar yıldır dünyada canlılık diye bir araştırma geliştirme süreci var. 3,5 milyar yıl, dile kolay. Dile bile kolay değil. 3,5 milyar demesi çok zor. Bak arka arkaya 4 kere söylemeye kadar dilin dolanır. 3,5 milyar yıl. Çok uzun zaman. Her biri bir yıl. Ve 3,5 milyar bizim rakam olarak algılayabildiğimiz bir rakam değil. Ben size desem ki 3,5 milyar liram var. Çok havalı olur. Ama hiçbir şey anlamazsınız. Anlamak için ne yapmanız lazım? 3,5 milyarı Uğur Mumcu Caddesi'nde şu kadar ev yapar diye sayılabilir bir şeye dönüştürmeniz lazım. O milyarları, milyonları anlamıyoruz. Bak bizim meşhur miting alanları var. Daha da Tam Doğan'da miting yapıyorlar mı? Evet. Beste öyleydi. Tam Doğan'a 1 milyon kişinin toplandığını düşünün. Tam 1 milyon kişi var Tam Doğan'da. Düşündünüz mü? Şimdi 5 milyon kişinin toplandığını düşünün. Fark var mı? 100 bin toplansın. Çok bizim için çok. Afrika'daki birçok kabilenin, Güney Amerika'daki birçok kabilenin sayı sistemi 3 sayıdan oluşuyor. 1, 2, çok, bitti. Herifler bütün işlerini onunla görüyorlar. Evrimsel olarak bu kadar büyük sayıları, zamanları algılayacak bir kapasitemiz olmadığı için bu konuyu anlamakta biraz zorlanıyoruz. Mesela biz Big Bang'i de anlayamıyoruz. Efendim elektromanyetik kuvveti de, gravitasyon yerçekimini de anlıyoruz. Ama Allah'a şükür bilim diye bir şey var. Bilim sağduyumuza aykırı diyor ki evren genişliyor. Hani görmüyorum ben. Genişliyor, vallahi genişliyor.
bak diyor datalar matalar, ha diyorsun tamam. Bilim sağ duyumuzun çok ötesinde bir dünyayla tanışmamızı sağlıyor. Ve evrim biyolojisi dediğimiz alan da işte, her ne kadar belki de hala var mı yok mu tartışmasını aşamamış olsak da bazı mahfillerde, evrim biyolojisi bizim gözümüzün önünde bambaşka bir alan açıyor. İnsan canlılardan bir canlı. Primatlar grubu içerisinde biyolojik olarak yerleştirdiğimiz, en yakın kuzenleri şempanzeler falan olan, özür dilerim, kuzenlik ilişkisi böyle bir şey. Akrabalarınızla görüşmek zorunda değilsiniz ama bir kuzenlik var yani netice itibariyle. 8 milyon sene önce ortak atalarımız varmış. Onlar gitmiş şempanze bonobo olmuş, biz gelmiş insan olmuşuz. İnsan olmaya giden süreç yaklaşık 8 milyon yıl sürmüş. En son 8 mi? Şimdi 8 milyon çok, 3,5 milyar yıl içinde 8 milyon, küçücük bir alan. Ama 8 milyon yıllık sürecin içerisinde bugün burada oturan insanlara benzer insanlar dünyada ne kadardır var biliyor musunuz? 300 bin sene. 300 bin senedir insan burada, küçücük bir zaman ya. 300 bin sene küçük mü? Biz yazıyı ne zaman bulduk? 5-6 bin sene önce. 300 bin sene. Ne yaptı bu adamlar, bu kadınlar, bu insanlar? Ne oldu? Nerede geziyorlardı? Bilmiyoruz. 300 bin sene avcı toplayıcı olarak doğada yaşamışlar. Harika. Ama 50 bin seneden bu tarafa modern insan diyoruz biz insana. Ondan önceki insanın adı Homo sapiens. Bu insanın, bizim de dahil olduğumuz 50 bin seneden bu tarafa insanın adı ise Homo sapiens sapiens. Yani Allah seni inandırsın sapiens. Neyse o sapiens. Biz mesela biyolojideyken sapiensi, değil mi, hepimize öğrettiler. Düşünen ya da bilge değilmiş. Ben 5-6 sene evvel, benim bir hastalığım var sevgili dostlar. Kelime etimolojilerine dair spor yapmayı severim. Öğrencilerime falan da çok tavsiye ederim, herkese tavsiye ederim. Bir yıl sonra bambaşka bir insan olmak istiyorsanız her gün bir kelimenin kökenini merak edin. Açın Google'a, kelime boşluk, etimoloji yazın. Size sabahlar olmasın neler neler çıkıyor. Hele ki İngilizce bir kelime arıyorsanız daha fena. Bir gün öyle sapiens düştü aklıma, bir aratayım dedim. Latince sapiara diye bir kelimeden geliyormuş. Tadına varabilen demekmiş. Tadına varabilen. Bak inekleri, belgeselde zürafaları falan görüyorsunuz. Böyle ot yerken, baba çok iyi ya falan. Var mı böyle bir hayvan? Hiç rastladınız mı? Kedi mesela. Önüne mamayı koyuyordu, katır 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 katır, daha önce gidiyor. Ama biz yemeği ziyafete çeviriyoruz. Mesela cinselliği aşka çeviriyoruz. Biz aşk hikayesine çeviriyoruz. Efendim günlük hayatımızda her şeyi bir sanatsal boyuta taşıyoruz. Çünkü biz tadına varabilen, varan değil, kısmetse varabilen. Uğraşırsa olur, nazar etme ne olur, çalış senin de olur. Böyle bir şey, böyle bir potansiyelimiz var. Rahmetli Carl Linnaeus acayip bir adammış yani. Nasıl buldu bu kelimeyi bilmiyorum. O ikinci sapiens niye ekleniyor 50 bin seneden bu tarafa? Bizimkiler durup dururken, sebebi belli değil, mağara duvarına resim yapmaya başlıyorlar. 47.800 sene yaklaşık bulduğumuz en eski mağara resmi. Fransa Lascaux mağarası. Niye yapmışlar hiçbir fikrimiz yok. Muhtemelen ayık kafayla yapmamışlar. Hiç gördünüz mü mağara duvar resimlerini? Koca koca bizonlar, adamlar, eller, meller. Artık nasıl parti vardıysa orada. Bir şeyler var ama insan ilk defa diğer canlılar arasında yeme içmeyle, karnını doyurmayla ve bedensel hazlarını tatminle yetinmeyip yarına bir şey bırakmaya kalkışan bir forma dönüşmüş. Böyle bildiğimiz başka bir canlı yok. Rahmetli Neandertaller, bizim yakın kuzenler. Onlar da biraz yapmış ama çok işte vefa etmemiş zamanları. Ağır konuşmuyor için hani Homo sapiens'in bugünkü performansına bakarsanız aslında onların niye artık dünyada olmadığını anlayabilirsiniz. Biz bizden farklı olanı çok severiz biliyorsunuz. Böyle bağrımıza basarız onu falan filan. Ya o muhtemelen o zaman da öyle bir şey oldu. Homo sapiens'in dışında Homo neandertalensis, Homo dolfensis, Homo aferensis, Homo bilmem ne bir sürü başka en az 5 farklı insan türü varmış. Hepsi bay bay. Şu anda homo cinsinin tek üyeleri bizleriz bildiğimiz kadarıyla. Yarın bir gün bir Neandertal çıkarsa korkmayın. Teorik olarak mümkün olabilir ama bildiğimiz kadarıyla yok. 50 bin sene. Bu 50 bin sene, neredeyse 40 bin senesi hep aynı modda geçmiş. Mağara duvar resimleri, incik boncuk, tanrı çekerleri bilmem ne. 10-12 bin sene önce buralarda bir yerde, Anadolu'da, Mezopotamya'da bakmışlar ki bitkiyi dikince çıkıyor. Hayvana bakınca süt veriyor falan. Demişler biz oturalım, kendi şeyimizi yetiştirelim. Tarım ve hayvancılık başlıyor. Dünyanın birkaç yerinde bağımsız olarak benzer dönemlerde başlamış. Asya'da da var o dönemde. Sonra işte bu Göbekli Tepe falan biliyorsunuz. Şu an Urfa'da o zamanlardan kalma. İnsan hayatında radikal bir kırılma var.
İnsan o zamana kadar hep gezip avlanmak ve göçmek zorunda ama artık değil, artık kendi gıdasını üretebiliyor. Tabii ne oluyor? Mülkiyet, şehirler, bilmem ne, çit çekme, bu bahçe benim, ne gidiyorsun buraya, bu çocuk benim, miras ona kalacak falan filan, evlilik kurma, vıt tıt derken dinler falan, kurumsal dinler de dahil olmak üzere bir sürü mevzu giriyor bizim hayatımıza. 5-6 bin sene önce Sümerler yazı icat ettiğinden çok şükür bazı yazılı kayıtlarımız var ama çoğu muhasebe kayıtları koyu saymışlar sadece. Yazık o tabletleri vuranların halini düşünüyorum da. Vay tablet bulduk falan bir bakıyor şu kadar koyun var bu kadar. İnsan değil mi? Şiirsel Gılgamış Destanı gibi olmuyor hepsi yani. Bazıları da aşk mektubu zaten. Fakat o yazılı kayıtlardan bu tarafa bakıyorsunuz yine binlerce sene imparatorluklar şunlar bunlar ne zamana kadar? Artık buraları daha yakından hatırlarız. 250 sene kadar önce sanayi devrimi diye bir şey var. Batı'da buhar makineleri falan filan. İnsanların yapamayacağı şeyleri makinelerin yaptığı bir dönem. Koca koca şehirleri dikmeye ve yüz binlerce, milyonlarca insanı şehirlere doldurmaya başlıyoruz. En büyük mesela kırılma burada. İnsan ömrünün en hızlı kısaldığı dönem o dönem. Salgın hastalıklar, endüstriyel yaşam koşulları, hava kirliliği hepsiyle tanışıyoruz. Daha önce hiç bilmediğimiz bir şey. Ama bir şekilde ondan da yırtıyoruz. 30 sene önce hayatımıza dijital devrim diye bir şey girdi. Hala kimse ne olduğunu anlamadı. Takılıyoruz öyle. İşte şu anda mesela konum göndermeden buluşamayan canlı. İnsanı böyle tarif ediyorlar. Bilmem katılır mısınız? Ne kadar süredir konum gönderebildiğimizi biliyor musunuz? Mesela kızıma sordum kızım. Dedim WhatsApp ne zamandır var? 24 yaşında şu anda. 2-3 sene önce sordum. Kendim bildim bile. Çocuk haklı. Çünkü kendini yaklaşık 10 yaşında bilmeye başlasa, 10 sene önce zaten bu işler başladı işte konum göndermeler bilmem neler. Anlık mesajlaşma belki bir 15 sene, 20 sene ama o kadar hızlı değişmeye başladı bir şeyler. Ve şimdi o büyük kızımla küçük kızım arasında 6 yaş fark var. Birkaç sene önce kardeşini bana şikayet ediyor. Baba ben bu yeni nesli anlamıyorum diyor. 6 sene yaşıyorsunuz değil mi bunu? O kadar hızlı bir değişim var ki. Arkadaşlar bu sayıları boşuna vermedim. 3,5 milyar yıl. İşte hatta biraz da araya da sayı ekleyebilirdim ama sabah sabah kafanızı karıştırmayayım. 60 milyon yıl önce karada işte 600 milyon yıl önce karada yaşam, 200 milyon yıl önce dinozorlar gitti, işte 40 milyon yıl önce primatlar çıktı, 8 milyon yıl önce bak, gittikçe zamanlar daralıyor, daralıyor, yazık 300 bin, 50 bin, 10 bin, hadi 30 yıl. Aramızda fütürist olmayı düşünen varsa vazgeçsin. 6 ay sonra ne olacağını kimse bilmiyor. Bak ben bir motor kazası yaptım 2022, 20 Ağustos. Arabanın biri bir çarptı, ben 5 ay evde yattım. 3 ayında da tavana baktım, çok eğlenceliydi. İnsan eriyor vallahi, bu kadar hareketli adam. Fakat ilk defa yürüyüşe çıkacağım, deneme, koltuk değneğiyle falan. O sırada bir cep telefonuna falan bakayım dedim. Çünkü Netflix ancak arkadaşlar 5 gün izleniyor, vallahi öyle çok umut bağlamayın yani. Bir süre sonra buranıza kadar doluyorsunuz, ben interneti falan bıraktım. Bir çıktım, bir haber gelmiş. 4. versiyona çıktı, dünya yıkılıyor diye. Lan ben daha 1. versiyonu bilmiyorum. ChatGPT. Benim yatmamı mı bekledi? Bütün dünya kasıp kavrulmuş. Sözde ben dijitali takip eden adamı bıraktım o işleri. Benim oğlana soruyorum. O yaşlanana kadar onunla idare edeceğiz. Artık dünyadaki değişimi öngörebilmemiz mümkün değil. Bu hikayenin bizim için ne önemi var? Arkadaşlar, biyoloji o kadar yavaş değişen bir süreç ki rakamlara bakın. Milyon seneler içerisinde canlılara bir şeyler oluyor. Ben 10 sene önce bulduğum teknoloji hayatımı bu kadar değiştirdiği zaman ona nasıl adapte olacağım? Nasıl beyin devresi, nasıl beden özelliği geliştireceğim? Yapamıyoruz. Son 250-300 senedir yarattığımız dünya biyolojimize uygun mu değil mi hiç kimse sormadığı için ve sadece yapabildiğimiz için yaptığımızdan dolayı değil mi? Daha hızlı teknoloji, daha çok iletişim, daha hızlı, daha pahalı bilmem ne. Sonuç pek değil. Mesela sabah kalkar kalkmaz herhangi bir nedenle telefonuna bakan arkadaşların ellerini görebilir miyim? Dur, bozma. Sert içecek. Bu dijital bağımlılığın en kuvvetli birinci işareti. Allah'tan tek başına olmuyor. Ama en kuvvetli birinci işareti. Niye? Bütün gece ne oldu? Ben uyuyordum. Dünya gidiyor. Ya çok önemli bir şey olduysa da kaçırdıysam. Fear of missing out diye bir hastalık var ya. Bildiğin kaçırma korkusu. Altına kaçırma değil ama. Olayları kaçırma. Böyle bir hastalığımız var. Bakmazsak sanki dünya dönmeyecekmiş gibi geliyor bize. Ve bu sadece bir tane sorunumuz.
Bunun gibi onlarca sorunumuz var. Dijital bağımlılık falan şu anda had safhada. Birkaç örnek daha vereyim. 500 kişiye mesaj gönderip bir tandilde bütün akrabalarınızın, hatta milletvekillerinin gönlünü alabiliyorsunuz. Ne güzel iletişim dünyası. Telefona tuvalete telefonla gidiyorsunuz ya. 5 milyar kişi var tuvalette. O kadar vallahi. Şu anda 5 milyar insan hızlı internet bağlantısına sahip. 2 dakika bir baş başa kalacağımız yerde 5 milyar adam var. Like. En fazla tuvaletten atılıyormuş bu arada. Yani orası niye öyle diye merak ediyorsanız belki bir açıklama olabilir. Yalnızlığın en kronik ve yıkıcı olduğu devirdeyiz. Japonya ilk yalnızlık bakanlığı kurdu. Avrupa ülkeleri bu mücadele ediyor. Rahmetli Nokia nasıl girdi hayatımıza? Connecting people. Hatırlıyor musunuz? All happiness connection. Hiç de öyle connected gibi hissetmiyoruz. Mesela bir sürü takipçimiz, bir sürü sohbet ettiğimiz var ama kim bize tavuk suyu çorba yapacak hasta olduğumuz zaman? Kim oturup bir iki saat derdimizi dinleyecek? Mesela şimdi gençlerimiz çok dijital medya kullanıyor diye bozuk çalıyoruz değil mi? Onların oradaki süper gücünü bilmiyoruz çünkü. Biz çoğumuz eskilerdeniz. Biz dijital olmayan dönemden de geldik. Ben gerçi hiç hatırlamıyorum. Yani WhatsApp olmadan nasıl buluştuk? Instagram olmadan nasıl beğendik? Nasıl buluştuk yeni Kara Mürsel'in önünde de? Evlendik, üredik. İnanılmaz bir şey. Oldu ama bir şekilde. Fakat şimdikiler, düşünün mesela çok sihirli bir düğmeleri var onların. Siz muhtemelen bilmiyorsunuz onu. Kullanıyorsunuz ama ne kadar sihirli olduğunu bilmiyorsunuz. Burada mesela bilgisayar ekranlarının hepsinde bir yerde var. Sağ ya da üst köşede. Çarpı işareti var biliyorsunuz değil mi? Beğenmedin kapat. Mesela YouTube videosu izliyor, sıkıntı kapat. Ya da atla, kapat. Tanrı gibiler orada. Mesela YouTube'dan arayıp da bir şarkı bulamazsanız Grammy veriyorum. Herhangi bir şarkı. Nilüfer'in bilmem ne demosunu bulursunuz 1965. Olur yani mümkün. Her şey var ve istediğiniz hızda, istediğiniz şekilde tüketiyorsunuz. Fakat evde anne baba çocuğa bir şey anlatıyor. Çarpı işaretleri yok. Konuşup duruyorlar. Öğretmen derse geliyor, çarpısı yok, atla yok, kaydıramıyorsun, büyütemiyorsun. Mıt. Çocuk sizi ne yapsın? İlk fırsatta geçireceğiz. Orada tamamen kendi gerçekliğini yaşıyor ve bununla mücadele etmeniz çok zor. Dikkat süresi bilmem kaç dakikaya düştü diyorlar. Yalanın daniskası. Normal dünyaya dikkat süresi o kadar kaldı. Avatar'a götürüyorsun 2 saat 45 dakika salya o kadar gidiyoruz. O dikkat değil mi Allah aşkına? Bilgisayar önünde veriyorsun 6 saatte çocuk felç oluyor, kök salıyor, hiç kalkmıyor yerine. O dikkat değil mi? Dikkat süresi öyle bir şey değil. İlgi süremiz, ilgi objelerimiz, nesnelerimiz değişti. Ve şunu da söyleyeyim size. Yaklaşık 100 yıldır, 1920'lerden beri, özellikle Batı bilimi dediğimiz ekol, Amerikan kaynaklı işte bu public relations, ne o halkla ilişkiler falan biliminin gelişmesi aslında insan zaaflarına dair psikolojik bilgilerin son derece yoğun bir şekilde çalışılmasıyla alakalı. Zaaflarımıza dair inanılmaz bilgiler var. Bir kısmı kitaplarda, işte Dan Ariely falan okuyanlar varsa, Akıl Dışının Mantığı falan gibi kitaplar biliyorsunuz, üç aşağı beş yukarı. Bu bilgiler sadece psikolojik kütüphanelerinde durmuyor. Bugün bizim tamamını neredeyse bedava kullandığımız o sosyal medya, işte diğer medya uygulamalarının tamamının arka plandaki yapay zeka algoritmalarına gömülmüş. O yüzden size 5 bildirim geliyor, bakmıyorsunuz ama 6. bakmak zorundasınız. Öyle. Yani bu teknoloji diğerlerinden farklı bildirim gönderiyor ya, bir şey sizden ilgi talep ediyor. Böyle çatal gördünüz mü hiç? Al beni, köfte yiyelim. Yok öyle bir şey, çatal, köfte varsa var, yoksa kaşık. Eğer çorba içiyorsanız kaşık. Ya çatal buna gücenmiyor, işte ne bileyim kaşık gönül koymuyor, yok öyle bir şey. Ama bu teknoloji devam ediyor ki gel. Sonucu ne? İşte mesela akşam yatağa çatalla giden var mı? Hani belki diye sorayım dedim. Ya da tuvalete kaşık çatalla gider. Saçma. Bu niye sizinle her yere geliyor? Zihninizin içine giriyor. Biliyor nasıl yönlendireceğini. Zaten Mert Küpti Şecası azlederken Sırkat'ın söyler diye bir laf var ya. Yani Mert olan çingene şikayet ederken suçunu itiraf edermiş derler. Akıllı telefon lafı var ya. Akıllı telefon. Bak yapay zeka var. Zeka ne demek? Problem çözebilme. Yapayı var. Çok hızlı problem çözüyor. Çok iyi. İstediğin gibi kullan. Akıl ne işe yarıyor? Akıl yönlendirendir.
problem hangisini ne yönde çözeceğini, hangi problemi ne tarafa doğru falan çözeceğini yönlendiren şeyine de akıldır. İnsani meleke. Yapay akıl yok. Ama akıllı telefon var. Ne yapıyor telefon? Diyor ki onu yapma, bunu yap. Onu alma, beni al. Ve yapıyoruz genellikle bunu. Böyle bir dünyanın içerisinde teknolojinin kölesi olarak yuvarlanıp gitmemek için çok az sebebimiz var. Ve bence ben en kuvvetli sebeplerden birini buldum. Eğer insan gerçekten ne için yapıldığını, neden burada olduğunu, nasıl bir varlık olduğunu bir daha sormaya cesaret ederse, bir de bunun için şu biyoloji bilimini biraz masaya koyup da bir kurcalarsa, bütün bunlardan kendimizi kurtarmayı şöyle bir kenara koyup, bunları hizmetimize kullanmanın yepyeni yollarını keşfedeceğiz. İnsanın fabrika ayarları işte bununla alakalı. Nereden çıktı bu? Ben insanı evde mi yaptım da fabrika ayarlarına dair kitap yazıyorum? Bu ne cüret efendim? Burada dediler ki insanın fabrika ayarlarını tanımlasanız kısaca ne dersiniz? Dedim ki 21. yüzyıldan önemli kitabı. Ne kadar havalı değil mi? İnsanın kendi kitabı hakkında böyle söylemesi. Niye biliyor musunuz? Ben yazmadım. Çok rahatım çünkü. Yani yazan benim de, bilgiler bana ait değil. Biyoloji de var zaten. Aldım, tercüme ettim. Böyle bir sistematik içerisine koydum ve bu sistematik konuşarak yaptım aslında. Televizyonlarda sordular sürekli. Hocam insan nedir, insan nedir? Ben çok darlandım. Ulan böyle soru sorulur mu televizyonda? Ben de insanım yani, ne bileyim, bir de milyonlar bizi izliyor psikolojisi var. Annem baban izliyor. Hadi bakalım bizim oğlan ne diyecek falan diye. Bir de program açılışında ya, Deniz Bayramoğlu hep öyle yapıyordu. Şimdi ağzım laf yapıyor ya, program bizim akademisyeni konuşturmak zor. Sinan Hoca bir başlasın gider kafasıyla. Hocam bu programımızda insanı konuşacağız. Sinan Hoca'dan başlayalım. Hocam insan nedir? Kısaca bir tanımlar falan. Oğlum öyle değil o, öyle değil. Ben de Cuma hutbesi gibi başladım. İnsan sosyal bir varlıktır falan diye yuvarlaya yuvarlaya rafları. Fakat sonra bir şey yaşadım. Bir davete çağırdılar beni. Ben Ankaralı olunca İstanbul'un her şeyi tuhaf ama Yalı iyice tuhaf geldi. Ben Yalı'yı sadece dizide olan bir şey zannediyordum. Orada insanlar yaşıyor orada. Neyse gittim böyle Yalı'da bir davet, çok ünlüler, ünlüler bir şeyler oluyor, böyle bir tantana var. Diyor ki ne işin var burada? Özer Sinan Canan diye davet etmişler. Garip, mekan hiç benlik değil yani. Gelen insanlara bakıyorum, demografi hiç uyuşmuyor. Büyük bir şaşa depreve. Ev sahipleri geldiler, evmiş orası. Hatta kızım bana sordu, baba bu ev kaç para? Kızım dedim, ev o ev değil, para da o para değil. Sen dedim bu soruyu geç. Bu öyle bir şey değil yani, bu başka bir level. Dediler ki, hocam çok teşekkür ederiz davetimizi kabul ettiğiniz için. Şöyle böyle falan. Aha dedim, fırsat bu fırsat. Dedim, estağfurullah ben teşekkür ederim. Dedi ki, size bayılıyoruz. Niye bayılıyorsunuz? Televizyonda dedi, konuşmalar falan çok hoşumuza gidiyor. Dedim, hangi kısmı? Anlayacağım ya, 20. Dediler ki, bak yemin ediyorum cümle şu. Hocam sıklıkla böyle bir içimiz daralıyor. Siz bize çok iyi geliyorsunuz. Boğaz Köprüsü masada dekor. Öyle bir yerdeyiz. Masadaki ölü hayvanların ne olduğunu ben bilmiyorum. Yiyeceğiz birazdan yani. Öyle bir şatafat tantana. İçleri sıkılıyormuş. Allah ferahlık versin. Ve bir sonraki programda Deniz'de dedi ki, hocam insan kısaca nedir, tanımlar mısın? Tabii dedim. Karnı doyunca arıza çıkaran tek canlı. Biliyorsunuz değil mi? Bak hepimizde var o. İşler yolunda, her şey tıkırında, sağlık yerinde falan. Yahu! Bir şey, mesela beylerde çok iyi görüyorsunuz onu bak. Biz bizeyiz burada, yabancı yok. Beyler, yardıracağım o yüzden. 40'lı yaşlara gelince mesela. Lan boşansam mı ben? Olmadı, motor olayım. Ülkemi değiştirsek, değil mi? Hiç olmadı, poligona gidip iki atış yapayım falan. Böyle bir atraksiyon. Ya bunların hepsini yapmış bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Çare bu değil. Bu bir şeyin işareti. Hanımlarda da var bu arada, beyleri direkt görmeyelim ama hanımlarda iki beyin yarım küresi çok yoğun bağlı olduğu için onlar daha uzun vadeli ve temkinli. Onlar çoğunlukla açık beyinden eğitim almaya geliyor. İkinci, üçüncü kariyer yapacağım, yeni bir sayfa açacağım ya da hayatını karartmak istediği birine dair 10 yıllık uzun vadeli planlar var. Onlar yani, o daha böyle soktuk yani. Biz abi testosteron, ciğerimiz dışarıda böyle bir şey geldi mi basıyoruz yani. Ama bütün bu, ergen çocuklarda gördüğünüz olay. Mesela diyorsunuz değil mi şimdi? Ya biz de ergen olduk ama bunlar. Nasıl yalan? Nasıl yalan? Arkadaşlar uzman görüş, hepiniz öyleydiniz.
ergenlik hormonunun özelliği var, siliyor o günleri sonra. Diyorsun ki ben çok iyi çocuktum. Yok ya. Benim arkadaşım dedi ya, ettik beraber büyüdüğümüz adam. Ya dedi, biz de ergenlik ama bu bizim çocuklar. Oğlum dedim bak, biz ergenken beraberdik. Sen unutmuş olabilirsin, ben hatırlıyorum. Ya babasıyla sırf kavga etti diye yemek masasını camdan üçüncü kattan yola attı herif ya. Dedim senin çocuğun daha beter ne yapmış olabilir yani? Mahalleli kuşbaşı doğradı da buzluğa mı koydu? Ne yaptı? Öyle mi yaptık ya hakikaten? Yaptın tabii. O dönemler mesela biz biyolojide şöyle bakarız. Bir fenomen varsa ona gülüp geçmek yerine ya bu insan niye böyle yapıyor? Milyonlarca yıllık evrimsel süreç acaba bu davranışı niye seçti? Biz bunu sorarız. Bak bir insan ailesi düşünün. Mağarada yaşıyor ama büyük bir insan ailesi. 100.000 sene önce diyelim. Bilmem tam nerede yaşadıklarını ama bu arada insana dair hiçbir şey, teknoloji falan yok. İşte varsa bir hayvan postu bir şey takılıyorlar öyle. Karikatürlerden bilirsiniz. Ama çok kalabalık bir aile düşünün. Aşiret gibi. Dede, torun, teyze, hala herkes orada. 50-60 kişi. Gençler deseler ya, tam bu teenagerlar, 10'lu yaşlarda olan. Anne, baba, teyze, hala biz sizi çok seviyoruz. Hiç mağarada çıkmayalım, hep burada beraber olalım. Sarılsalar. Bittik, bittik. İnsan türü o mağarada biter. Affedersin kendi pisliklerine boğulurlar. Allah'tan o genç çocuk bunları beğenmiyor. Ne lan bunlar böyle diyor. Yeter bay getirdiniz. Bak lan şu dağın arkasında ne var acaba? Ben bir oraya gideyim. Zaten yaşıtlarım da bakıyor bir kendimi göstereyim. Var ya ergenler böyle. Diğer ergenler izledim iyice raydan atıyorlar falan. Bütün bunlar insanın dünyaya yayılmasının ana dinamikleri. Mesela 40'lı yaşlar peygamberlik yaşı denir. Erkekte de vahiy gel ne yapacaksın? Bazısına da fikir geliyor hiç gerek yok ya. Yani. Beyin böyle bir kemale eriyor. Diyor ki baba diyor tamam okuduk. Çoluk çocuk, kalem okey. Bu kadar mı diyor. Geldik gidiyoruz çünkü. Ölüm ne olduğunu fark ediyor. O belgesellerde gördüğüm yerlere gidemeyecek miyim? O lezzetleri tadamayacak mıyım? Onları yapamayacak mıyım? Orta yaş bulalımı diye adlandırmaya çalıştığım şey aslında tekrar insanın kendi içinden yeni bir varlık çıkarması. Aslında tabii ki ideal olanı yaratıcı olması, yarına bir şey bırakması, insanlara yardım etmesi, ustalığıyla kültüre bir şeyler katması için böyle bir güdüsü var. Ama yazık bu devirde birazdan gireceğiz esas mevzuya. Daha gelmedim bu arada, girizgah yapıyorum. Bize edilen yüzünden biz hepimiz böyle oturup devlet beni atasın. Keşke enflasyon bu kadar olmasa. Ben bir Hollanda'da doğsaydım. Fıt fıt diye diye bütün ömrümüzü yiyip bitirmekle uğraşıyoruz. İnsan olmanın ne demek olduğunu maalesef bize pek anlatan yok. O yüzden bir eğitim kurumu beni böyle çağırdı mı gaza geliyorum. Çünkü hep burada anlatmak istiyorum. Şimdi mesela buradan çocuklarımız geçiyor. Çocuklarda bir problem yok. Çocuklar buradan geçerken gereken her şeyi alıyorlar. En kötü eğitim sisteminde bile mesela Türkiye'de devlet okulunda İngilizce öğrenen çocuk var ya. Bu bir mucize. 12 sene İngilizce eğitim verip hello dedirtemeyen tek ülke olduğumuzu biliyor musunuz? Uluslararası bir başlık. Ne yöntemler? Yok kantindeki Hikmet amca ile İngilizce konuşturmalar falan. Hiçbiri çalışmıyor. Çocuk istemiyor. ODTÜ'yü bitirmiş, ODTÜ'den master bitirmiş arkadaşımla yurt dışına gidiyoruz. Dedi ki konuşmaları sen yap. You do the talking. Dedim lan sen bütün hayatın İngilizce geçti. Dedi ki ben tercih etmiyorum. Manyak mısın? O kadar İngilizce'tim. Ben normal devlet okulunda okumuş adam Ankara Kanuni Lisesi. Ben sadece feleğin çemberini öğrendim orada. Yani. Her türlü pislik pislik vardı bizim okulda. İngilizce dışında her şey vardı. Ama sonra bana bir merak geldi. Ben kendim öğrendim. Metalci olduğum için o şarkı sözlerini falan yapacağım. Oradan gelen bir şey. Hakikaten arkadaşım, mesela onun gibi bir sürü insan var. Ama bakın, 12 sene İngilizce eğitim aldı, üniversite İngilizce okudu. Hiç konuşmuyor çocuk mesela. Sonra İngilizce konuşan bir kıza gönlünü kaptırıyor. 3 gün içinde felsefe yapıyor. Gördünüz mü? Rastladınız mı böyle bir şey? Mesela Karadeniz'de erkekler bir dönem 90'larda hepsi Rusça öğrendi. Akıcı. Vallahi yani felsefe yapabilirler eğer konu olsa. Nasıl oluyor bu iş? Arkadaşlar beynin ne olduğunu bilirseniz gizemli bir şey yok. Beyin bir hayatta kalma donanımı. Çok basit hayatta tutmaya çalışıyor. İşin ucunda beslenme varsa, üreme varsa, güvenlik varsa beton da döksen öğreniyor. Tutamıyorsun yani. Engelleyemezsin. Ya ananızın babanızın yasakladığı bir şeyleri ezberlemediniz mi siz de hayatınızda? Nasıl oldu o iş? Sırf ben babam gıcık oluyor diye belki metalciyim. James Hetfield'ın teyzesinin kızının adını biliyordum ya. Allah'tan unuttum şimdi. Niye öğrenirsiniz böyle şeyleri? Yaşamsal gelir, varoluşsal gelir ve
bir kere kilitlendimi tutamam ama dünyanın en iyi eğitim sistemini kullan. Şu soruya cevap veremezseniz eğitimi yapamazsınız. O soru hepinizin sorduğu, çocuklarınızın da sorduğu, gelecek neslinde maalesef soracağı tek bir soru var eğitimde. Özellikle integral türev anlatırken soruyorlar. Hatırlayan var mı soruyu? Bunlar benim hayatta ne işime yarayacak? Kim soruyor? Abi diyor, bana bir şey öğretmeye çalışıyorsun da diyor, bu ne bu diyor yani. Benim kardeşimin ifadesi, mala davara faydası var mı? Anlatıyorum, öyle diyor kardeşim. Sen üç televizyonu konuşuyor o kadar diyor, mala davara faydası var mı anlattıkları? Benim için çok yolu gösterdiğim şey, gerçekten mala davara faydası, Anadolu'da çok önemli. Ya işe yarıyor mu gerçekten yani? İşe yaramıyorsa beyin öğretmiyor. Ve bunun nedenini anladığımızda hayatımız değişecek. Mesela o çocuklara vermeye çalıştığı şeyin ne kadar yanlış olduğunu fark edeceğiz. O ayarların ne kadar gereksiz olduğunu, esas görevimizi ne kadar ihmal ettiğimizi fark edeceğiz. İnsanın fabrika ayarları 3,5 milyar yıllık canlılık mirasının bugün bize neler ettiğini 5 maddede anlatmaya amaçlayan bir anlatı. Bu da televizyon programında çıktı. Deniz dedi ki hocam bu insanın bir ayarı yok mu? 3 saattir konuşuyoruz, içimiz bayıldı falan dedi. Ben de kağıda 5 madde not almıştım. Anlattım, unuttum. 2 gün sonra Twitter'a baktım, klip kesmişler. Demişler ki Sinan Canan hayatın sırrını verdi. Oha dedim, ne oluyor? Açtım Twitter'ı. Baktım, lan güzel anlatmışım lan. Hiç fena değil. Aldım sonra maddeler üzerine yaklaşık 5-6-7 sene çalıştık arkadaşlarla beraber. İnsanın farkındalığı oradan geldi. Programdaki maddeler aykırı burada var. Sadece biraz çeşitlendirmek. Orada anlatamadıklarımı anlatmak. Ama en önemlisi, kitabı görenler bilirler biraz kalınca, Türkiye şartlarında abi bunu insan yiyecek diye yayıncımın bile zor çıkarttığı bir kitap. O kadar kalın olmasının sebebi, kendimiz hakkında yanlış bildiğimiz o kadar çok şey var ki onları silmekle uğraşıyoruz kitabın çoğunda. Yani biz aslında o zannettiğimiz gibi bir şey değiliz, biz başka bir şeyiz. Ve 5 madde şu arkadaşlar kısaca, ben esas ondan sonra 3. maddede biraz benim siz buradan kovana ya da salonu terk edene kadar bir şeyler anlatmayı düşünüyorum. Nasılsınız bu arada? Ben başladım, ben zamanı unutuyorum. Değil mi? Çeşmek için bahane bu. Efendim, 5 madde. Hepsini biliyorsunuz, yani çoğunu biliyorsunuz aslında. 1. Hareket etmek zorundayız. Hareketli bir yaşama göre yapılmışız. Atalarımız yan gelip yatarak hayatta kalabilecek bir dünyada yaşamadıkları için ama biz öyle bir dünyaya doğduğumuz için sedanter ya da hareketsiz yaşam bizde çok büyük bir problem yaratıyor. Biliyorsunuz uzun süre hareketsiz kalırsanız sıkıntı. Ama genellikle işte beden hareketi, egzersiz bunu herkes anlıyor da konu sadece bedenle ilgili değil. Zihnen hareketsizlik de uzun vadede hiç iyi gelmiyor bize. Yıllar boyunca hep aynı şeyleri yapmak, aynı şeyleri konuşmak, aynı şeyleri düşünmek beynin büzülmesine neden oluyor. Bugün bunu biliyoruz. Bizim sistem meydan okumayla çalışıyor. Böyle beklenmedik bir şey olduğunda bir gaza geliyoruz. Beynin şöyle çok enteresan bir özelliği var. Bir otomatik pilot cihazı ve bu konuda harika. Ne demek istiyorum? Ben Ankara, İstanbul çok araba kullanıyorum. Bir biliyorum İstanbul'dan. Ankara'ya nasıl geldim hatırlamıyorum bile. Bu arada podcast'inde yanındakine muhabbet et, mümkünse kavga et, her şey mümkün. Ama bir de ilk araba sürmeyi öğrendiğinizi düşünün. Gaz, fren, ayna, kaç tane ayna, bir sürü, ne yapacağım falan filan, trafik kuralı derken ben ilk bindiğimi hatırlıyorum, dedim insan süremez bunu ya. Böyle bir şey olamaz dedim yani, küçükken. Şimdi rahatlamak için, mesela beste yapmak için arabaya biniyorum ben. Böyle sürerken aklıma bir şeyler geliyor. Nasıl oluyor bu iş? Yaptığınız hareketler ne kadar karmaşık olursa olsun, rutin ve tekrarlı bileşenler içeriyorsa, ne kadar karmaşık olursa olsun, beyin onu sizin bilincinizden alıp otomatik pilota yerleştiriyor. Bunu ustalık diyoruz. Ki bilincinizi gerçek işler için serbest bıraksın. Gerçek işler dediğim, beklenmeyen, sorun çıkarabilecek, dikkatinizi toplamanız gereken işler için bilinç serbest kalsın istiyor. Yolculukta bilinci nerede kullanıyorsunuz? Bak ben geliyorum Ankara'ya kadar. Geldim. Hiç orada bir şey hatırlamıyorum. Annemin evinin önüne geliyorum. Arabayı geri geri park edeceğim mesela. Araba kullananlar bilir. Arabayı geri geri park eden bir insanın ilk yaptığı harekete dikkat ettiniz mi? Yolda gelirken dinliyorduk ha? Niye? Rem'i meşgul etmesin. Orada bir sıkıntı çıkabilir. Geri geri gidiyor. Otomatik pilot da yapabileceğim bir şey değil. Düşün müziği kapat. Yanındakine hanım bir sus ya. Bir park edelim ondan sonra falan değil mi? Hemen bir ortalığı sakinleştir. Bilişinizi boşaltmaya çalışıyorsunuz. Bilinç, sorun olduğunda devreye giren bir şeydir.
Dert olmasa bilinç olmaz. Her gün beklediğiniz şeyler oluyorsa bilinç devreye girmez. Evdekileri bilinçli görmek ister misiniz? Bak, bilinçli insan nasıl gözükür merak ediyorsanız akşam size bir deney. Evde kapılar var ya bir sürü. En çok kullanılan kapıyı seçin. Kapının kolunu çıkarın, ters takın. Sonra oturup izleyin. Şimdi herkes mesela anne ya yemek hazır mı falan geliyor ya. Eli atacak, eli boşa düşecek. İşte o an arkadan bir müzik geliyor duyabilirsiniz. Tan 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 tan. Ne oldu kapı koluna? Bütün dikkat orada. Ne zamana kadar? Kim ters taktı bunu ya? Açtıktan sonra tekrar otomatik pilot. Hayatta beklemediğiniz her şey bilincinizi uyandırır. Otomatik pilotta hep aynı şeyleri yaşayan bir hayatta bilinci hiç kullanmanıza gerek yok. Bugün dünyadaki şehirli insanların %90'ı hiç bilinç kullanmadan doğup, büyüyüp, gelişip, yaşanıp ölebiliyor. Mesela şöyle oluyorlar. Adam gibi sigortalı bir işi olsun. Bir evi barkı olsun. Gitsin gelsin, gitsin gelsin. Ölsün gömelim. Bunun için bilince gerek yok. Omurilik eder. Sadece omurilik alt kısım yetiyor. Üst taraflar, o katmanları, bir de beyin çok yapıyor. Birazdan söyleyeceğim. Gereksiz yani. Ve bakın, beyin ne kadar harekete ve beklenmeye dönüyor. Yine akşam bir test. Evde yapabileceğiniz çok deney var, söylemiştim. Evinizde pofidik koltuk vardır. Netflix seyretmek için özel aldığımız koltuklar var ya. Ben görüyorum, gençler Ikea'dan üzerinde yuvarlanarak mobilya seçiyorlar. Bir yerime sert bir şey dokunuyor mu diye. Böyle her tarafını yuvarlanıyor, geçerken vuruyor, çarpıyor falan. Herhangi bir sert temas yoksa tamamdır. Bu bizim cennet koltuğumuz değil. Chips ve Netflix'e sonsuza kadar mutlu yaşamak için. Varsa öyle bir koltuk, yatın bu akşam ya da sabah ne zaman isterseniz. Elinize en sevdiğiniz kitabı alın ya da açın güzel bir dizi, film neyse. Maksimum 20 dakikanız var. 20 dakika sonra beyin diyor ki, abi burası çok rahat, benlik bir durum yok. Bye. Yani stand by. Uyursunuz. O pofidik koltuktaki de ama koy rahleyi eskisi gibi, koy bağdaşı. Sabaha kadar zımba gibi okursun yani, ezberlersin kitabı. Niye? Sıkıysa oluyor, kütle edebileceksin. Beden o dengesiz halinde uyanık tutabiliyor beyni ancak. Dolayısıyla hareket, beklenmediklik, aksiyon, zihin içinde, duygu içinde, beden içinde çok lazım. Sadece birinci maddede, modern hayatın bize sattığını biliyor musunuz? Senin hiçbir şey bilmene gerek yok. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Bas düğmeye bir kapına yemek gelsin. Sen elini sallasan ellisi, sosyal medya. Boşanmaların en büyük sebebi. Evde sürekli arıza çıkaran biri var. Orada devamlı like atan da 200 kişi var. Bunda mı uçacağım lan diyorsun? Burada bir menüden bakayım bari. 1-3-5 derken insanız yani. Ne diyoruz ki? Aman önümüzdeki maçlara bakalım. Ve şu sanal alternatif gerçek zannedildiği için zavallı beyin hazır değil buna. Oraya doğru kayıyor falan. Sadece bak birinci ayar neler ediyor bize. Sabah yürüyüş alışkanlığı olanların ellerini bir göreyim. Benim buraya gelenlerde bile bu kadar az. Arkadaşlar çıkın. Atın kendinizi dışarı, gözünüzü seveyim. Bak ben konuşarak spor yapmaya yıllarca çalıştım ama çene çok az yakıyor gerçekten. Bununla egzersiz olmuyor. Yani yapmak lazım. Gezin, bedeni hareketlendirin, ne kadar uyandığınızı, nasıl zihninizin toplandığını ve hiç fark edemediğiniz şeyleri sadece yürürken nasıl fark edeceğinizi göreceksiniz. Ne olur? Yani her gün sesli kitap dinlemeyin. Ne olur yürüyüş gibi boş bir şeyi bir şeyle doldurmaya çalışmayın. O kendisi yeterince dolu bir aktivite. Mindful walking diye bir şey duydunuz mu? Bilinçli farkındalıkla yürümek. Yavaşça böyle her adımınızı attığınızda. Ya bizim burada böyle ağaç var demiş. Ay 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 falan. Tamam mahalleli biraz tuhaf yaklaşabilir. Olabilir. Ben bunu bir sabah bizim Demostan sahilinde İstanbul'da yürüyüşe çıkıyoruz her sabah. İnsan toplumsal varlık. Üçüncü ayağında anlatacağım. Sadece cuma hutbelerinde söylemiyor. Gerçekten toplumsal varlık. İnsanlar ne yapıyorsa siz de öyle yapıyorsunuz bir süre sonra. Ben de öldür öldür yürüdüğümü fark ettim. Bir hanımefendi gördüm. Bir hanımefendi 60'lı yaşlarında herhalde. Öyle çok ileri yaşında değil. Böyle yürüyor. Yani yürümeye çıkmış belli ama böyle yürüyor. Atlara bakıyor. Orada bir tane kuş karabatak bir şey yapıyor. Lan dedim, bu yürüyor. Öbürleri ölümüne gidiyor. Herkes öldür öldür koşuyor. Hanımefendi sapiyare yapıyor.
tadına varıyor. Ve gerçek bir egzersiz aslında bu. Hani böyle bir şey üretebiliriz hayatımızda. Uzatmayayım iki. En sevmediğim ayar. Az yiyeceğiz. Bir de ben bunu Kars'ta anlattım geçen gün. Ya üç kişi yemeğe gidiyoruz. 8 kişilik yemek geliyor. Dedim niye böyle yapıyorsunuz? Adet bu dedi. Nasıl bir adet bu? Kim için? Kim uydurdu bunu? Ya inanamazsınız. Yani resmen bir çiftlik hayvanı masamıza yığdılar. Abi dedim yenmez mi bu lokma bir şey? Ve oraya gittiğinizde böyle bunu anlatmakta çok zorlanıyorsunuz. Biz niye böyle meftun bir türüz? Sadece biz değil. Geçenlerde Londra'dayım. Oradaki yeme performansı vallahi gözlerimi yaşarttı. Yani anormal yiyorlar arkadaşlar. Siz gene iyisiniz. Bizim burada bir şey yok. Lahmacun falan çok mazur. Yani Londra bildiğin kamyonla yiyor. Amerika Birleşik Devletleri öyle New York'ta 4 günde 3 kilo aldım ya. Ya sırf orada bulunduğu ortamı uyuyayım diye biraz. Dunkin Donut'ta iki sabah kahvaltı edip bittin zaten. Şeker bombası var. Biz niye seviyoruz bu kadar? Atalarımızın bulunduğu dünyada açık büfe yok. Market yok. Öğün yok. Nedir o? Kruvasan yok. Ekmek yok. Pasta yok. Bugün bildiğim şeylerin hiçbirisi yok. Diyoruz ki atalarımız nasıl besleniyordu? Bazıları çok güzel. Elma, armut, meyve. Ya 10 bin sene önceki elmayı görsen selam vermezsin. Tipsiz, kuş üzümü gibi bir şey. 10 bin senedir bitki ıslahıyla biz onu şeker bombasına çeviriyoruz. Tabiatta bunların hiçbiri yok. Adamcağızlar, kadıncağızlar bitki kökleri kemiriyorlar, yaprak çiğniyorlar, bilmem ne. Kim bilir arada kimler şehit oldu. Bu yeniyor mu lan? Dur bakalım derken haydi bay bay. Allah'tan her şey deneme yanılma yöntemiyle değil. Başka yöntemler de var ama. Tabiat, mesela şeker çok kıymetli besin. Şekeri aldık mı vücudumuzda böyle bayağı bomba patlamış gibi enerji oluyor. Tabiatta nerede şeker var? Meyveleri geçtik. Onlar pek yok zaten. Arı kovanı, değil mi? Bazı bitkilerin kökleri, oralarda falan bulursun bunu anca. Bunu da çok arayıp bulman lazım. Çok arayıp bulan, çok enerji kazanıp, çok hayatta kalıp, çok üreyebildiği için şeker sevenler ekibi avantajlı olup seçiliyor. Öyle ben pek şeker yemeyi sevmiyorum diyen hastalığı erkenden ölüyor muhtemelen. Ama öbürleri devamlı şeker arıyor. Bal kovanını ağaçtan indirmek için canına tehlikeye atıyor mesela. Bu kadar şeker iştahı olan insanlar hayatta kalabildiği için bizler onların torunlarıyız. Şimdi künefe geliyor. Ya çevrem de genişledi ama bir çatal alayım. Dayanamıyoruz. Mesela şeker dükkanındaki çocuk gibiyiz çoğumuz bir açık büfe karşısında. Mesela açık büfe insanların büyük taarruz. Çok fazla otellerde konuşma yaptığım için. Ya bir tane yemek alıp gidemiyorsun. Modern hayatın bize yaptığı birçok şey aynı modda. 130 tane yemek var. Sanki hepsini yemek zorundaymışsın gibi. Hayır. Biz bir tane bir şey yiyeceğiz. O kadar şeyin arasında da seçim şansı yok. Gençlerin kafa niye 1500 sinir? Yeryüzündeki bütün meslekleri yapabileceklerini zannediyorlar. Ve birini seçince hepsinden vazgeçeceklerini düşünüyorlar. Öyle bir şey yok yavrum. Sen bir tane bir şey yapacaksın. Gözünü seveyim. O seçenekler senin seçeneklerin değil onlar. Onlar reklamlar başkaları için. Bırak onu diyemiyorsun. Bu açık büfede de öyle. Tabiatta böyle bir şey olmadığı için biz aklımızı kaybediyoruz. Bu kadar seçenek bizi delirtiyor. Tıbben bildiğimiz net bir şey var. Yıllar boyunca sürekli olarak günde 3 öğün yemek yiyorsanız erken öleceksiniz. Net. Bak bu tartışmaya açık bir şey değil. Net. Tıbben ömrü uzattığını bildiğimiz tek uygulama, ispatlanmış tek uygulama orta yaştan itibaren kalori alımını yarıya düşürmek. Yediğinizin yarısını yiyince ömrünüz %30 uzuyor. Niye? Doğal olanı bu çünkü. Günde 16 ila 18 saat açlık. Hep bahsediliyor. Intermittent fasting diye moda oldu şimdi. Bizim mesela yaklaşık işte Ramazan orucunda falan döngüye çok yakın. Çok tabii Ağustos'ta falan olmazsa oralar biraz rock'n'roll oluyor. İnsanlar bazıları bazı kültürlerde, bu arada neredeyse oruç ibadetinde olmadığı hiçbir inanç yok arkadaşlar. Tanrı inancının olmadığı Budizm'de bile oruç bir standart olarak mevcut. Ayrı bir nedeni var ama bedene yiyecek girişini kısıtladığınızda meydana gelen bir online olma, ayılma halini çoğumuz maalesef yıllardır deneyimleyemiyoruz. 72 saat açlık, sadece su içerek 72 saat açlık yapan insanlarda deneyen var mı aramızda? Biri var. Daha çok denemenizi tavsiye ederim. Metabolik bir sorunuz vesaire yoksa, böyle kendinizi hani yapabilir gibi hissediyorsanız deneyin, hiçbir zararı yok.
72 saatlik açlığın 48 saatinden itibaren vücudumuzdaki kanserli manserli hücreler temizlenmeye başlıyor. Otofaji dediğimiz 5-6 sene önce Nobel ödülü alan bir araştırıcının da keşfettiği gibi mekanizma tetikleniyor. Aç kalınca vücut niye temizleniyor? Garip. Bak açlık ne demek? Yokluk diyelim. Vücut diyor ki az yemek var. Yeni bir şey geldiğinde ondan azami fayda görebilmemiz için sistemi hazır tutmamız lazım. Biyolojide inanılmaz bir zeka var. 3,5 milyar yıldır bu mesaiyle çalışmıyor bu arkadaşlar. Her şeyde. Ve fark etmiş ki açlık durumunda vücudu güzel temiz tutarsan yeni gelen gıdadan çok daha iyi yararlanabiliyorsun. Ama biz bugün günde 3 öğün, 5 öğün, 10 öğün acıktıysan açlığını yatıştır kafasında devamlı tepiştirdiğimiz için sistemdeki aman zaten geliyor. Kaptır gitsin. Onlar da orada takılsın. Hepimize yetecek kadar yemek var. Takılın. Sistem böyle. Bizim sistem ona uygun değil. Ve size garanti veriyorum 5000 yıl sonra da bu ayarlar geçerli olacak. Yani buna biz adapte olamayacağız kolay kolay. Demiyorum ki ölüm orucuna girin. Günde 16 ile 12 saat aç kalabiliyorsanız doğru besleniyorsunuz. Bitti. Kalamıyorsanız gıda bağımlısınız. Mesela birçok insanın şöyle sözlerini duyarsınız. Ekmek yemeden doymam. Tatlı yemeden doymam. Etsiz yemek olmaz. Var mı böyle bir söylemi olan aramızda? Var. Hiç parmak kaldırmayın. Yani herkes kaldıracak biliyorum. Peki şu parmak kaldırsın. Enginar olmadan doymam. Vallahi arkadaşı dışarı alıyoruz, polisler alıyor. Ispanak yemeden doymam. Brokoli olmazsa asla. Bu yok. Çünkü bu besinler bağımlılık yapmıyor. Ama diğer saydıkların bağımlılık yapıyor. Bakın beyler gene bir şey bilecekler. Yemeği yedik. Karnımız tok. Tatmin %100. Çıktık yürüyoruz. Orada biri mangal yapıyor. Koku geldi. Ağzınız sulanıyor mu beyler? Niye? Tabiatta yeni yedim ben almayayım diye bir lüksünüz yok. Malı buldu mu götür. Çünkü o bir daha yok. Tabiat her gün açık market sürekli ocak başı yok. Buldun mu yiyeceksin? 8 milyon yıl önce yazılım buna göre ayarlanmış. En son güncelleme de 8 milyon yıl önce gelmiş bu arada. Biz öyle bir belge gelmedi diyor. Biz bulduğumu götüreceğiz. Markette gidin. Para sorununuz yoksa, alışveriş siteniz yoksa, biraz da kafanız bozuksa, yani rahatlamak için markete girdiyseniz, dünyada yapılabilecek en kötü şey, her zaman ihtiyacınızdan fazla ürün alıp çıkacaksınız. Bana inanmıyorsanız gidin evdeki buzdolabına bakın. Savaş çıksa 10 gün evde yaşarsınız. Buzdolabı avcı toplayıcının en sevdiği şey. Depola. Yarın garanti altında olması lazım. Markette diyorsun ki, bilincin diyor ki, güzel kardeşim yarın bu market gene açık. Bilinçaltı diyor ki, hayır. Götür. Ya olmazsa? Ya açık, her gün açık falan. Pandemi oldu zaten. Ya gene kapanırsa? 3 makarna daha al, 5 bilmem ne daha al. Evler istif, ya öğrenci evi bile 5 bin erzak var ya. Niye böyleyiz biz? Ayarlar eski, ortam yeni, adaptasyon yok. O yüzden, bu arada gıda, yine boğazlar meselesini anlıyoruz, okey. Kulağımızdan girene dikkat etmeye ne dersiniz? O da beslenme. Kimlerle konuştuğumuz, neler alıp verdiğimize bir dikkat etmeye ne dersiniz? Mesela her akşam açıp haber seyredenlerin ellerini görebilir miyim? Allah yardımcınız olsun. Şu anda dünyada stres düzeyi en yüksek insan grubusunuz siz. Durup dururken zank diye bir haber. Hiç sizinle ilgisi olmayan bir şey. Püt diye çıkıyor. Ama siz dinler dinlemez benimle ne kadar ilgili bak oluyorsunuz. İnsan dünyada her şeyle ilgili bir canlı. Yeterince coşarsan her şey seni ilgilendirir. Ama gerçek hayatımızda bu kadar haber network'ünün bize doldurduğu bilgilerin hiçbirine ihtiyacımız yok. Eşimizin dostumuzun durumundan bir haberiz. Uganda'daki neyi, oradaki bakanlar kurulunun kararını biliyoruz. Adam yanımızda açlıktan ölüyor. Biz orada sporla bilmem neyle uğraşıyoruz. Bu çoğu zaman bir kaçış ve çoğu zaman bir uyuşturucu. Ve maalesef bu bizi uzun vadede çok parçalıyor. Paramparça ediyor. Ruhumuzu, zihnimizi parçalıyor. Ve o gözümüzü kapattığımız gibi kulağımızı kapatamadığımız için bak burada saatlerde ne eziyet çekiyorsunuz yani sıkıyorsan kapat. Adam konuşup duruyor işte. Gidiyor bir şekilde. Ya uyuyup kurtulacağım ya da bir şekilde nüfuz edecek. Neyi dinleyeceğimizi, neyi öğreneceğimizi ne kadar dikkatli seçmemiz gerekiyor. Dikkat buyurunuz bu dönemde. Aynı yediğimizi seçmek gibi. Açık büfeye gelince her şeyi yemeyelim dedik ya.
Bu dünyada da her şeyi duyacak mıyız yani? Seçmemiz lazım. Yine beslenmede diğer bütün hususlar için, ruh, zihin, beden hepsi için geçerli. Üç, sosyal canlılarız gerçekten. Ve üçüncü ayar, gerçek ilişkiler. İlişkilere ihtiyacımız var. Bana sorarsanız okul sadece bu işe yarıyor. Okul sadece ilişki kurmaya yarıyor. Bir, akranlarla ilişki kurma. İki, büyüklerle, küçüklerle nasıl ilişki kuracağını öğrenme. Üç, liderle, yani öğretmenlerle, hocalarla, yol göstericilerle nasıl ilişki kuracağını öğrenmek için mekan. Ama çok yorucu bir şey bu arada. Sosyal ilişkiler aşırı yorucu. Bunun için bütün okullarda, hemen hemen hepsinde var, beyni dinlendirmek için belli dönemler konuyor. Beynin hiç çalışmadığı dönemler bunlar. Ders diyoruz adına. Teneffüs zili çalınca çocuklar ne oluyor biliyorsunuz. Hepiniz vardınız orada. Ula! Üniversiteye ilk gün giderse mesela, ilk hafta üniversiteden hatırlayan varsa, üniversiteye ilk haftasını hatırlayan varsa, eve pert vaziyette dönersiniz ilk hafta. Çünkü yeni bir ortam. Kendine bir şey zannediyorsun üniversite. Ben Hacettepe'ye gittiğimde bildiğin lord oldum zannettim. Hacettepe oğlum, ben yani çekil falan kayıt yap. Her ne kadar öğrenci işleri sümsüklemiş olsa da biraz. Yeni bir ortama giriyorsun, ilişkileşiyorsun ve hızla insan tanışıp onları çok hızlı analiz etmen gerekiyor. Boyu, posu, meşrebi, dini, inancı, sözü, zevki. Hemen böyle bir sürü adam analiz etmekten beyin o kadar yorgun düşüyor ki, perişan. Üniversitenin ilk haftasında çoğu öğrenci kilo verir mesela. Ölçülebilir derecede kilo verir sırf bundan. Sonra bir arkadaş grubu yapar, bir rahatlar. Üç ay sonra onlar dağılır başka arkadaş grubu. Bir sene içerisinde oturan ilişkiler, ondan sonra ömürlük dostluklar başlar. En zorlandığımız kısım sosyal kısım. Ve burası inanılmaz bir yetenek. Bakın 2010'lara kadar basit bir sorunun cevabını bilmiyorduk. Dışarıda söylemezseniz sevinirim. Burada samimi olduk diye paylaşıyorum. Sonra bu zavallı sinir bilimciler de bunlarla uğraşıyormuş demeyin. Ama bunlar önemli sorular. Bizim çözemediğimiz soru bu beyin niye bu kadar büyük sorusuydu. İnsan beyni niye bu kadar büyük? Çok büyük arkadaşlar. Dünyada bedenine göre en büyük beyne sahip olan biziz. Bir de bu çok pahalı bir şey. Vücudun %2'si yakıtın 1/4'ünü yakıyor. Şu anda oturduğunuz yerde bütün yakıtınızın 1/4'ü beyine gidiyor. Vallahi benim sizin aynı. Tabii bu biyolojinin ekonomi prensibine aykırı. Şu soruyu sormak çok hakkımız. Bu kadar pahalı bir organı niye istihdam ediyoruz biz kardeşim? Ne faydası var? Herkes diyor ki çok zekiyiz ya ondan. Lan oğlum ne yapıyorsun? Einstein de aynı yapıyor, ben de aynı yapıyorum. Yani herkesin zekası bir mi? Dünyanın en düşük IQ'lu adamla onun da sistem aynı çalışıyor. Zeka ile ilgili bir durum yok burada. Başka bir şey, başka bir şey dedik. 2000'lerden sonra beyin görüntüleme cihazları çıktı. İnsanları yerleştirmişti, içeride ne olduğuna bakmaya başladık ya. Şok. Beyindeki en büyük hacmi sosyal ilişki becerileri kaplıyormuş. En fazla devrilmiş ilişkilerle alakalıymış. Sözel iletişim, empati, zihin teorisi yani... Şu anda mesela sizin kafanızdan neler geçtiğini bilebiliyorum. Vallahi. Bak, sakın. Mesela bu muhabbetin ne zaman bitmesi gerektiğini siz söylüyorsunuz bana. Nasıl yapıyorsunuz? Ya da... Mesela esnemek müthiş bir sosyal işaret. Hiçbir primat bizim kadar verimli kullanmıyor. Bir yerde esneme oranı artmışsa uzama vakti gelmiştir. O bir sosyal işaret. Yok beyin solusun falan boş işler onlar. Esneme bulaşıyor ya biliyorsunuz. Niye bulaşıyor? Ya burada bizi bayan bir durum var. Yeterince çoğumuz yapalım ki bir mesajı alsın yani. Salsınlar bizi artık. Derslerde esneyen öğrencilere bakın. Bir şey anlatmaya çalışıyorlar mesela onlar. Şimdi bütün bu bulgular eşliğinde insanın en önemli gücü, tabiatta en fazla para yatırılan, yani enerji yatırılan bölümü neresi? Sosyal ilişkiler. Bunu birazdan döneceğim. Ve hiç hoşumuza gitmeyecek anlatacağım şeyler. Çünkü şu anda tam buna ters bir medeniyetimiz, tam buna ters bir kültürümüz ve tam buna ters bir eğitimimiz var. Ömrümüz olursa oraya birazdan geleceğim. Son iki maddeyi hızlıca anlatıp buraya geri döneyim. Dördüncü madde, stres. Şehirli insanların, ki dünyanın şu anda %75'inden fazlası şehirlerde yaşıyor, açık ara bir numaralı ölüm sebebi stres sevgili dostlar. Açık ara. Stres ve strese bağlı hastalıklar diye bir grup var. Ben fizyoloğum.
12 sene tıp fakültesinde bir sürü klinik bölümünde çalıştım. Yani fizyolog da işte vücut nasıl çalışır onu araştıran ekibiz biz. Ben stresle ilişkili olmayan hiçbir hastalık bilmiyorum. Önceden çoğu diyordum. Şimdi tamamında karar kıldım. Çünkü bedende stres dediğimiz mekanizma öyle şeyleri tetikliyor ki biz hiç fark etmeden içeriden kaleyi perişan ediyor, yıkıyor maalesef. Şurada genel bir şüphemiz oluyor ama. Ya hocam zihinde olan şey bedene yani o kadar şey yapmaz diye düşünüyor olabilirsiniz. Çünkü biri zihin, biri beden abi. Yani katı buna ne yapabilir? Bak size bir olay anlatacağım. Hepiniz benzer bir şey yaşadınız. Sadece bizim ülkede olan bir adet var. Eğer evde limon ihtiyacınız olursa buzdolabını açınca yumurta gözüne bakarsınız. Çünkü orada hep bir yarım limon. Brüksel'de baktım, Budapeşte'de baktım, Kopenhag'da hiç başka hiçbir yerde. Sadece bizde. İki tane yumurta bölümü varsa bir tanesinin en az bir bölümü yarım. Şimdi doğal olarak da bu önlenmiş bir davranış. Limon lazım olunca ne yapıyorsun? Dolaba açıp oraya bakıyorsun. Baktım, limon var ama tam. Beklenmedik bir durum. Yarım yok. İlginç. Evdekiler tembellik yapmış. Büyükçe de limonu koymuşlar. Neresi dolap kapağı kapanacak. Aldım limonu. Tezgahı kestim. Bir şey lazım. Çok büyük bir limon yalnız. İri. Keserken de fazla sulu olduğu için her tarafa limon suları fışkırdı. Ben de affedersiniz. Limon suyunu pek severim. Aldım o buz gibi limonu. Ağzıma bir sıktım. O limon suyu buz gibi ağzıma... Nasıl yutkunanlar var? Bir görseniz var ya burada. Ya limondan bahsediyorum, ağzınızdan sıvı çıkıyor. Limon yok. Ben limon derken ağzınızdan fiziksel olarak sıvı salgılanmasına sebep olabiliyorum. Büyücülük arıyorsanız bundan daha beteri var mı? Yıllar önce utandığınız bir şeyi hatırlatıyorsunuz, yüzünüz kızarıyor. Geçen hafta siz kızarmışlar, hatırlayınca kalbiniz çarpıyor. Erotik bir şey düşünüyorsunuz, vücudunuzun şekli değişiyor. Bütün bunlar zihinsel düşüncenin bedene ne kadar hakim olduğunu çok net göstermiyor mu? Ve diyorsunuz ki, ya ben 30 senedir senden adam olmaz diyor olabiliyorum kendime. Ne var yani, ne yapar ki bu diyorsun? Ne yapar olur mu? O düşüncelerin, o duyguların hepsinin hormonları var. Salgılanıyor içeriden. Mesela size bir örnek. Eğitim hayatınız boyunca hiç kimse size gelip de güzel kızım, güzel oğlum. Bugün senin istediğini yapacağız. İçinden ne geçiyor? Hadi. Hadi bugün senin günün dedi mi? Hiç size ne istediğini soran oldu mu? Önünüze seçenek koymak dışında derdinizi, hayalinizi, ufkunuzu dinleyen oldu mu? Olmadı muhtemelen. Olduysa kazayla olmuştur. Sistemde böyle bir şey yok çünkü. Ve 15-20 sene bir insan böyle bir şeyi sorabileceğini görmezse, birisi ona böyle bir şey sormazsa şöyle bir kod yerleştiriyorsun otomatikman. Sen bir hiçsin. Senin ne düşündüğünün hiçbir önemi yok. Ne hissettiğinin hiçbir önemi yok. Devamlı kendini tutmalısın. Devamlı zaten en az bir notun zayıf ona çalışmalısın. Devamlı eksiksin. Devamlı ve bunların içeride bir hormon kombinasyonu var arkadaşlar. Pistonlar çalışıyor yıllar. Ondan sonra bir fırsat geliyor yıllar sonra. Ne oldu bu çocuğa evde aslan gibiydi. Bütün vücudu, beyin bağlantılarını o düşünceler, o inançlar şekillendiriyor. Bunu fark ettiğimizde stresin de bizi nasıl öldürdüğünü çok net anlayacağız. Arkadaşlar stres tanımı çok güzeldir stresin. Hiç kötü bir şey değil. Bir organizmanın üremesini, beslenmesini, hareketini kısıtlarsanız organizma buna bir tepki verir. O tepkiye stres diyoruz biz. Yani kurtulma tepkisidir stres. Mesela bir hayvanı şöyle dert topladın, kedi gibi diye bağırır fırlar değil mi? O bir stres tepkisinin sonucu. Canını kurtarır. Tabiatta mesela aslan karnı aç stres oluyor. Niye? Beslenmesi lazım. Sonra savaş tepkisi aktif oluyor. Kovalıyor bir şeyi, yakalıyor, yiyor kısmetse. Ceylan aslanı görüyor, canını kurtarmak strese giriyor. Çünkü tehlike var. Kaçacak ki yırtsın. Ya da zelzele, deprem, bir şey, o şey, seller ya da bir sürü üstlükte koşuyor. Yani ne yapabilirsin, ne kaçabilirsin, ne yapacak? Ölü taklidi yap. Kısmetse geçer. Çoğu zaman da çalışıyor. Dolayısıyla bütün hayvanlarda var olan stres sistemi bu üç repertuar üzerine çalışıyor. Savaş, kaç, don, başka bir şey yok. Bizde de aynı stres sistemi var.
Bizde de canımız tehlikeye girince çok iyi çalışıyor. Mesela üzerimize bir tren gelirken kaç? İyi fikir, kaç? Fakat bizde başka nerede çalışıyor? Hanımlar, sabah gardırobu açıyorsunuz. Bugün ne giyeceğim? Oluyor mu? Ne oluyor sırada biliyor musun bak? Beyin diyor ki, giyecek çok şey var ya da şu seçenekler var. Gün içinde de şöyle şöyle şeyler olabilir ama hangisinin olacağı belli değil. Bir belirsizlik var. Eğer uygunsuz bir şey giyersen kötü bir şeyler olabilir, kötü bir şey olabilir, kötü bir şey olabilir. Tak ön beyin bu kararı veriyor diyor ki kötü bir şey var. Amigdala diye beyin bölgesinde diyor ki abi kötü bir şey var. Amigdala diyor ki ne var? Boş ver diyor, kötü bir şey var. O diyor ki muhtemelen aslan geliyor herhalde diyor. Hipotalamus'a diyor ki abi diyor aslan geliyor. Vallahi mı diyor hipotalamus? Basıyor ACTH hormonunu. İsmi uzun, adrenokortikotropik hormon diye bir şey var ama kelime anlamış yok. Böbrek üstü bezinin kabuğunu coşturan hormon. Veriyorsun kana, böbrek üstü bezine kadar gidiyor. Böbrek üstü bezine bir çift çıflıyor. Oradan kortizon gibi bir sürü kortizon gibi hormonlar veriyorsunuz kana. Kortizol da şunu yapıyor, aslan kovaladığı için. Hani eskiden bizim Ankara'da olurdu bilmiyorum, beyler özellikle belki hatırlarlar. Bizim mahalleden 2-3 çocuğu tartakladığı zaman öbür mahalleden gelenler, güç yetiremediğimiz zaman kahveye koşardık. Mehmet abiyi dövüyorlar falan diye bütün kahve ayaklanırdı. Aha böyle gibi levyeyi kaparlardı. Hep beraber bertaraf ederdik düşmanı. Adrenalin ve kortizol böyle hormonlar. Aslan geliyor babalar diye tepeden tırnağa bütün sistemi uyarıyor. Velveleye veriyor ortalığı. Beyninizi uyandırıyor. Çünkü uyanık olmanız lazım. Bağışıklık sisteminizi baskılıyor. Mikropa falan savaşmaya vakit yok. Dışarıda aslan var. Karaciğerinizi uyarıyor. Kana şeker pompalattırıyor. Çünkü kaçacaksın ya da savaşacaksın. Orada şeye ihtiyaç var. Enerjiye, glikoza. Ortalığı coşturuyor, coşturuyor. Tamam güzel. Ama gardırop başında ne işe yarar bu? Savaş kaç ton? Kimle savaşıyor? Nereye kaçıyor? Donsan kaç para? Saat geliyor. Trafikte sıkıştın. Savaş kaç ton? Ben İstanbul'da 3 saat köprünün bacağına baktım vallahi. Meditasyon yapacağım diye yapacak bir şey yok. Arabayı bırakıp mı kaçayım yani? Nereye gideyim? Ya da sınav zamanı öğrencinin yarısı kabus oluyor biliyorsunuz. Niye? Stres sisteminin ilk işi sindirim sistemine gidip abi şimdi bağırsak başaramayız. Aslan korkuyor. Durun 2 dakika, durun 2 dakika. Sınav geliyor. Stres, savaş, kaç ton, ne yapıyorsun abi sen? Bakın modern hayatta stres sistemi hiç işe yaramıyor. Dolayısıyla çözüm çok basit. Bütün çocuklarımıza ve kendimize şunu öğreteceğiz. Çok da şey yapmamak lazım. Demesi kolay. Arkadaşlar, stresin işe yaradığı bir yerde doya doya yaşayın. Ama işe yaramadığı yerde vazgeçin. Yaramıyor çünkü. Ve modern dünyada bu hormonlar patlaya patlaya sürekli içimizde. O demin kortizoldan bahsettim ya. Her gün beynini kamçılayınca beyin diyor ki 5 sene sonra aman be seninle mi uğraşacağım? Küçülüyor. Küçülüyor. Depresyona giriyorsun hatta Alzheimer'lara demanslara gidiyor beyin. Efendim işte bağışıklık sistemini bastır 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 devamlı dur tehlike dur tehlike. Kanser hücreleri diyor ki baba ortam tam bezdik. Enfeksiyon, her taraf, iltihap, kaptır gitsin. Enflamasyon, iltihap hastalıklar bugün artritten migrene kadar her şeyinizin altında yatan sebep olduğunu biliyoruz. Ve stres bunu acayip tetikliyor. Ve yıllarca şeker bas, şeker bas, yavrum aşağıda pankreas ne yapıyor? Yüksek şeker bizi zehirler, devamlı düşürmeye çalışıyor. İnsülini ver, insülini ver, düşürmeye çalışıyor onu. Ama seneler sonra artık insülin salgılayan hücreler diyor ki baba, biz eşit hak, eşit ücret istiyoruz yani. Böyle olacak iş değil her gün her gün. Biz diyor istifa, beta hücreleri ölüyor. Nedir efendim? Tip 2 diyabet. Diyabet dediğiniz, şeker hastalığı dediğiniz şeyin çoğu stres kaynaklı olduğunu biliyoruz bugün insanlarda. Ve bunlar sadece fragman. Daha neler var arka planda? O yüzden stres, kronik stres sendromu, stresin kendisi değil, uzun süreli stres bütün kötülüklerin anası. Yönetmeyi öğreneceğiz. Nasıl? Bir şekilde çok da şey yapmamayı öğreneceğiz. Bir şekilde. İster meditasyon yapın, tütsü yakın, feng shui ne yaparsanız. Bir şekilde bunun yöntemini bulmak zorundayız. Bu iş uzun, bugüne sığdıramam ama biz açık beyin olarak bununla bayağı bir uğraşıyoruz yani. Benim mesela yöntem ne? Görüyorsunuz. Sahne buldum mu? Mesela şu anda stres, stres yemin ediyorum Ankara'ya, İstanbul'a gideceğim akşam trafik sıkıcı umurumda bile değil. Gelsin bakarız. Mesela ölmeyeceğim ne malum yolda.
İstanbul girişini düşünün, şu anda niye size sorayım ben? Bak hocalarım ne güzel ortam, sizler gelmişsiniz. O zaten tuhaf bir okul. Beni çağırıyor. Değil mi? Valla normal değil. Beni çağıran adam normal değildir gerçekten. Biliyorum zaten. Dolayısıyla burada mesela stres olmam için bilmiyorum. Mesela ölüm korkusu yaşıyor olabilir miyim size şu anda? Umurumda değil ya. İndikten sonra bakarız ama. Bilmiyorum, konuşma bitince göreceğim. Ulan gene çok konuştum. Zaten yaşlandım. Falan. Boş kaldığınız zaman geliyor. Ama meşgul insan enteresandır bak. Bir şeyle meşgul olduğunuzda. Tasavvufta bunun adı var biliyor musunuz? Şugul cenneti diyorlar. Meşgul insanın bulunduğu zihin durumu. Meşgul, zaten insan meşgul olmak için yaratılmış. Bir şeyler yap, cennete gir. Boş bir zihin, şeytanın çalışma odasıdır derler. O yüzden durup dururken mesela devamlı böyle kendi kendine stres üretebilen tek varlığınız. İnekleri düşün, saatlerce otluyor, saatlerce geviş getiriyor. Küre ısınmayı, çayırların geleceğini, buzağın durumunu düşünmeye ne kadar çok vakti var. Ulan yaptık bu buzağa da. Bu dünyaya buzağa getirilir mi falan. Geviş getirirken onu düşünsene. Ya da yiyoruz çatır çatır ama bak sular akmıyor bilmem ne, küre ısınma. Yarın bu çayırlar yoksa biz taş mı yiyeceğiz? Bunu düşünecek donanım olmadığı için otlarken otlar, yerken yer, uyurken uyur, çiftleşirken çiftleşir. O kadar. Başka bir şey yok. Bir tane Budist rahibe sormuşlar işte. Sen abi demişler sürekli böyle ponçik ponçik takılıyorsun, dünyada hiçbir şey seni gelmiyor. Bunu demiş, nasıl bacarıyorsun? Ben demiş yürürken sadece yiyorum, yerken sadece yiyorum, uyurken sadece uyuyorum, dururken sadece duruyorum. Adam demiş ben de aynı şey yapıyorum. Hayır demiş. Sen yürürken nereye varacağını düşünüyorsun? Otururken ne zaman kalkacağını düşünüyorsun? Yerken ne zaman doyacağını düşünüyorsun? Senin işin demiş hep gelecekten. Ben demiş buradayım. Bunu yapmayı öğrendiğimizde, mesela bunun sırlarından birine biraz önce çocuğumuza size hiç soruldum dediğim bir soru var. Şimdi şu anda ne istiyorsun sorusu. Kimse bize sormuyor farkında mısınız? Bunu sormayı öğreneceğiz. Önce kendimize. Sonra diğerlerine. Şimdi şu anda ne istiyorsun? Siz şu anda ne istiyorsunuz? Gidelim mi devam mı? Vallahi. Vallahi normal değil. Peki. Son ayar. Yemeğe mi? Ama gündüz yemek yemiyoruz. Az önce söyledim size orada çıktığını. Sonra geleceğim ona. Ben gündüz yemek ama sözüm var ama zaten konuşacağımızda geleceğim. Ve son ayar. Bak diğer dört ayar bütün hayvanlar için geçerli. Az yiyince atların da ömrü uzuyor. Hareket edince fareler de daha sağlıklı oluyorlar. Stres, insanlar dışında bir hayvan grubunu daha öldürüyor. Biliyor musunuz kim? Ev hayvanları. Bizimle yaşayanlar. Yazık yavrum. Doğada kronik stres yok. Hayvan ne yapsın? Zaten bir stres yaşayınca ölüyor. Ama bizde kedi bizim derdimizle dertleniyor. Köpek bizimle depresyona giriyor. Böyle. Ve bütün ayarlar, işte sosyallik falan da diğer canlılar için de şöyle böyle geçerli. Ama bu beşinci ayar var ya, beşinci ayar. Baş belası. En büyük sorun. Bizi insan yapan en önemli ayar. Adı sınırları aşmak. Biz sınırlarını aşmak üzere tasarlanmış bir varlığız. Garip bir şeyiz. Biraz önce bahsettiğim beylerin 40'lı yaşlardaki motor boşanma vesaire sevdasından tutun. Ergenlerin aşması, coşması, şu anda sizin işi gücü bırakıp buraya gelip böyle ağzı kalabalık bir adamı dinlemesine varana kadar her şey bir sınır ihlali. Paşa paşa oturuyoruz abi. Niye böyle garip garip şeylere giriyoruz? Niye soldan soldan geliyorlar? Niye bir şeyler yapmasımız var? Niye bizim açık beyin açtığı eğitimlere tuhaf tuhaf 85 benzemez adam birden gelip ben de öğreneyim, hadi hadi yapayım diye kafa yoruyor. Böyle kendimizi niye zorluyoruz? Daha doğrusu kendimizi zorladığımızda niye iyi hissediyoruz? Kendimizi zorlamadığımızda niye kötüleşiyoruz? Niye yanlarda, yatlarda, katlarda uzun süre rahat edemiyoruz? O koltukta niye uyuyakalıyoruz? Çünkü biz buraya yan gelip yatmaya gelmedik. Bu dünyaya bir şey yapmaya geldik. Ve bu dünyaya bir şey yapmaya geldik deyince de herkes NBA'de sayı kralı mı olsam albüm çıkarıp dünyayı. Böyle de bir şey değil. Bakın üçüncü maddeye geri döneceğimiz yer tam burası. Bugün bize ne satıyorlar? Baba sen istersen yaparsın. Müthişsin. Bileceksin. Zaten parmak izinde kimseye benzemiyor. Seç, beğen, al. Dünya senin be. İstediğini yapar. Arkadaşlar böyle bir dünya yok. İstediğini yaparsın dünyası. Kahvaltı günün en önemlidir diye, en önemli öğünüdür diyen gerizekalıların ürettiği reklam sloganlarından biri. O biliyorsunuz bir Mısır Gevreği firmasının uydurduğu bir şey.
yıllardır doktorlar söylüyor bunu televizyonda. Kahvaltı gün en önemli öğündür. Alo, vücut daha uyanmadan Kars'ta kahvaltı eden var mı hiç? Abi insanlık suçuna çeyrek var. Yemin ediyorum ya, bir sofrada da gelenin %10'unun yendiğini görsem vallahi acımayacağım. Yani yiyemeyeceğin kadar şeyi yağdırıyorlar mı? O bir şekilde öyle yani. Öylelik. Şimdi bakın, böyle bir dünya, bizim böyle alışkanlıklarımız, böyle tuhaflıklarımız bir sorgulamayı hak ediyor. Biz burada bugün bize biçilen bolluğun, çokluğun bilmem ne içinde yaşamaya mı geldik? Yoksa başka bir şey yapmaya mı geldik? O kahvaltıları yiyoruz, o yemekleri yiyoruz, o seçenekleri, eğlenceleri, kültür, etkinlik, daylaylan falan her şey güzel. Yiyoruz, içiyoruz. Sonra mesela en güzel yemeğin sonunu düşünün. Özellikle beyler. Yine bugün size çok şey yaptım ama ben de sizin takımdan olunca yabancı değiliz. Mesela gömdük kebabı. Hep ne oluyor? Vallahi çok yedik ya. Mesela bak, yemeğin başındaki yüz ifadesine bak. Bitişindekine bak. Yani sanki sopa yemiş gibiyiz. Ya, bir soda, bir lavabo aç gibi bir şey. Böyle kötü hissediyoruz yani. Orada bir tat var. Orada bir arzu var. O sanki doyurunca doyacakmışız gibi geliyor ama hiç doymuyor arzu. Dikkat ediyor musunuz? Bak, yemeğe gidin bundan sonra mükellef bir restorana, eş dost arkadaşlar oturdunuz diyelim. Masayı yağdırıyorlar ya böyle bir şeyler. Orada muhtemelen yanında da masalar vardır. Hem kendi masanızı, yemek yenmeye başladığında kendi masanızı dinleyin konuşmaları. Hem de yan masalara bir kulak misafir olmaya çalışın. Bütün masalarda aynı şeyi konuşuyoruz, sizi temin ederim. Bir sonraki yemeği nerede gömeceğiz? Hasan Usta'nın bir adanesi var abi, kol gibi falan. Lan daha yeni başladık, dur. Beyin diyor ki, güzel yiyoruz ama sonra bulamayabiliriz, garanti altına alalım. Avcı toplayıcı beyni bak. Bir sonraki yemeği konuşursun ve insanın açlığını doyuramayacağımızı öğrenmiş olmanız lazım. Şimdiye kadar kendi hayatlarınızdan arzularınızın sınırsız olduğunu fark etmiş olmanız gerekiyor. Şu anda dünyada isteyip isteyebileceğiniz her şeyi şu anda şimdi size verebilecek tanrısal bir gücüm olsa, bir dakika sonra ne olacak? Bir de soda olsa. Şu anda soda istemiyorsunuz ama o istediğiniz her şeyi verecek. Bir de soda isteyeceksiniz. Hep bir şey gelecek, hep bir şey gelecek. Sınırsız isteklerimiz var. Şimdi böyle baktığınızda sonsuz isteği olan bir canlının arzu ve isteklerini birinci arzu, ikinci arzu, üçüncü arzu diye doyurabilmesi mümkün mü? Birden sonsuza kadar sayabilen var mı aramızda? Öyle bir şey yok. Bunun sonu yok. Dünyayı versen Mars güzelmiş lan. Onu versen acaba dışarıda ne var? Buna bakacağız. Böyle tuhaf bir varlığınız, bir genişleme, böyle bir bedenini aşan bir arzular silsilesinin peşinden gitme arzunuz var. Böyle baktığınızda arzular bizi yok etmek için çalışıyor. Fark ettiniz mi? Arzular sınırsız ve peşine düşersek ya kilo alıyoruz, ya alkolik oluyoruz, ya bağımlı oluyoruz, ya perişan oluyoruz, kumarbaz oluyoruz, bir şey oluyoruz yani. İyi gelmiyor. Peki bu arzular niye var? Bilinç diye bir aygıtla arzularımız arasından işe yarayanı ve bizim için fayda olanı seçebileceğimiz için muhtemelen sonsuz bir arzulama kapasitesi vermiş. Ama bilinci devreye sokmayınca maalesef o çoğu zaman mesela beni yemek yerken görmeyin. Bilinç falan yok. falan. Benim mesela bir yöntem geliştirdim. Bilgeyi taklit diye bir yöntem. Bunu ileride bir ders yapmayı düşünüyorum gerçekten. Siz kafanızda bilge deyince bir tip uyanıyordur değil mi? Böyle bir imaj vardır kafanızda. Mesela benimki böyle dedemle Gandalf arası bir şey. Dedem yeterince havalı olmadığı için de Gandalf ekledim bana. Herkesin vardır ama böyle bir piri fanisi, bir böyle yani bilge böyle olur kardeşim dediğim bir modeli vardır. Tipi cinsi fark etmez. Yemek yerken, alışveriş yaparken, konuşurken, düşünürken, yargılarken, karar verirken arada bir durup bilge olsa nasıl yapardı sorusunu bir sorduğunuzda. Benim için sofrada çok kötü oluyor. Tam dalacağım. Bilge olsa nasıl yerdi? Yemezdi ki. Tadardı. Çünkü o sapiens. Ben primata. Primattan bilgeye geçiş. Her kültürde anlatılan bir şey.
Mesela bizim İslam kültüründe beşer ve insan diye bir ikilikten bahsediyor. Beşer deri demek bu arada, dış kaplama, dış görünüş. İnsan farklı bir şey. O hepsi olmuyor. Ya bizim eşref-i mahlukat falan diyorlar, o bir yorum aslında ama hangisi yani? Hitler eşref-i mahlukat mı o da, Homo sapiens sonuç itibariyle. Öyle bir konu değil o. Zihnen varabileceğimiz bir yerden bahsediyor. Ve eğitimde bakın, bütün eğitim hayatımızda, bugünün dünyasında da bize öğrettikleri şeyler ne için bir düşünün. Mesela verdikleri beceriler, okuduğumuz okullar, diplomalar. Bunların hepsi hangi amaca yönelik? Para kazanalım, iyi bir meslek bulalım, değil mi? Güzel bir işimiz olsun. Yeme içmede problem çıkmasın. Sağlığımıza dikkat edelim. Bak hep bedensel ve tatsal. Hayvani bedenimizi ilgilendiren şeyler. Bunlarla ilgili acayip bir müktesebatımız var. Hiç mesela kötü hissetmeyelim kendimizi. Mesela iki dakika evde hiçbir şey yapmadan oturacak olsanız. Denediniz mi onu? Hiçbir şey yapmadan iki dakika oturmak. Türk sorusu da değil mi? Hiç mi bir şey? Bizimkiler soruyor, hiç mi yok? Hiçbir şey yapmadan iki dakika. Mesela bunu tek yapabilen canlı insan. Başka canlı bunu yapamıyor. Kediyi öyle yapıyor zannediyorsun ama kediye bakın. Kedi sürekli meşgul. Ya yalanıyor, temizleniyor, ya izliyor, ya bakıyor, kilitlenmiş bir yere. Babaanne şey derdi, bu diyor, üç harfleri gülüyor falan. Artık ne görüyorsun? Onlar devam baktım ama siz hiçbir şey yapmadan durabilirsiniz. Durduğunuz anda 15 saniye veriyorum. Evde, iş yerinde, nerede yapıyorsanız biri gelecek. İsminiz neydi? Özlem. Özlem ne oldu? Yok bir şey, oturuyor. Niye oturuyorsun? Oturuyorum. Bir şey mi oldu? İnsanlar hiçbir şey yapmadan durmaya hiç alışık değiller. Dikkat edin mi? Yasaktır. İki dakika hiçbir şey yapmadan duramazsınız. Ama o iki dakika durma meselesi o kadar önemli bir şeydir ki. Mesela biz bununla ilgili bir beyin aktivitesinin var olduğunu keşfettik. Hiçbir şey yapmadığın zaman bir beyin aktivitesi var. Özel ve bilirsiniz Türk'ün aklı ne zaman gelir? Gereksiz yerde aklınıza çözümler geliyor. Duşta, tuvalette, otobüs beklerken tam bir şey, çözemediğiniz bir şey tam o anda geliyor. Zihnin boş kalma hali, aydınlanma halidir. Kendi içine dönme hali en büyük idrak anlarının kapısını açar. Bunu ben söylemiyorum. Bugünkü bilim de söylüyor ama binlerce yıllık literatürde de çok enteresan hikayeler var. Bak bir sürüsünü dinlediniz. Peygamber hikayeleri, evliya hikayeleri, düşünürcüler, felsefeciler, onlar, erenler, azizler neyse. Bak hemen hemen hepsinde bir tema var. Birisi böyle işte takılıyor normal hayatta. Kimisi tüccar, kimisi çoban, kimisi bilmem ne. Hiçbirine aydınlanma böyle çarşıda pazardayken gelmiyor. Dikkat ettiniz mi? Ya gidiyor mağaraya, kuyuya düşüyor, dağa çıkıyor, fıçıya giriyor, balık yutuyor. Tövbe diyorsun. İlla bir ayrılıyorlar bunlar. Bir gidiyor ama bak o kadar tekrarlayan bir hikaye ki bu. Bize bir şey anlatmaya çalışıyor. Aydınlanma bekliyorsan diyor, bir çekil diyor. Kendinle baş başa kal. Sonra mesela biz hep biliriz ki, Kur'an'ı kendine oku. Süper, yıllardır anlatıyorlar. Lan bir kere bile sormamışım ki arkadaş, mağaradasın, oturuyorsun, bir ses geliyor, oku. İnsan bir sorunuz, neyi? Değil mi? Mağarada oturuyorsun, bir de oku diyor. Şimdi oku deyince saçma, oku. Printer çıktısın var, kitap var bilemiyorsun. Yıllar evvel Samsun'da bir kitap fuarı geziyorum. Orada baktım, İngilizce Kur'an tercümesi yazıyor. Aa hiç görmemiştim dedim. Enteresan. Bir de bildiğimiz konu ya. Bizim dinden biliyoruz işte. Hepimiz okuduk zamanda. Dedim bakayım nasıl çevirmiş gençler. Bir de iniş sırasına göre. Dolayısıyla ilk sureyi de biliyorum. Süper. Oku yazımı sonra. Açtım read bekliyorum. Read diye çevirmemişler. Hiç gördünüz mü İngilizce Kur'an çevirisi? Ikra sözünü biz oku diye çeviririz. İngilizce çevirisi recite. Anlat. Ezan oku. Şarkı oku gibi bir oku. Bizim bildiğimiz anlamda kağıt oku değil. Ve orada kendi içine çekilmiş bir insana deniyor ki hikayeye göre artık çık anlat. Oldun sen. Peki ilk hadisi bilen var mı İslam'da? Mesela bir sürü öğretirler, anlatırlar televizyonlarda örnek verir ilahiyatçılar. Bak ilk hadisi kimse söylemiyor. Oku dendiği zaman ne diyor? Bilmiyorum. İlk hadis bilmiyorum. İnsan bilmediğini fark edip kendi içine döndüğü zaman bir şeyler çıkartmaya başlıyor. Peki biz eğitimde ne yapıyoruz? Biz hayatta ne yapıyoruz? Biz kültürde ne yapıyoruz? Eksik ve olmamış çocuklar var. Kafayı açıyoruz, doldur, 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 kapat. Sınava kadar tuttun, başarılı. Sorumlusu da önemli değil. Mesela bunlar da eğitim.
o çocukların kendi işlerine dönmeleri, kendilerini keşfetmeleri, özelliklerini ve yegâneliklerini anlamaları için hemen hiç fırsatımız yok. Zaten bir sınav var çünkü. Ya çocuğun önünde bir şey var. Oraya yetiştirmemiz lazım. Sonra küçüklüğünüzü hatırlayın. Hatice'nin oğlu hep sizden iyi bir şey yapıyor. Anneniz öyle diyor. Hatice'nin oğlan böyle, bizimki böyle bir sebze gibi. Ayşe'nin kızı bilmem ne bizimki böyle diyor. Hem öbürüne göre eksiksiniz. Derslere giriyorsunuz. Bir sürü ders var, illa birinden kötüsünüz. Kan tahlili gibi. İyi dersler süper ama boş ver. Bu niye zayıf? Özel ders aldıkları dersler zayıf olduğunuz dersler. Herkesin her konuda eşit olması gerekiyor. Bak benim zamanımda hele, Allah aşkına bazı şeyler düzeliyor, inşallah düzeliyordur. Benim zamanımda çok tuhaf uygulamalar vardı arkadaşlar eğitimde yani. Milattan az sonra ben okurken. Mesela biz sınav olduğumuz zamanlar arkadaşlarımızla yardımlaşmaya çalışırdık. Yasaktı. Ya valla. Mesela kopya diyorlardı mesela. Tövbeler olsun. Hala yasak değil değil mi? Sene 2024. Ya yok ya. Hadi canım. Var değil mi hala? Ya bak beni buraya niye tuttunuz bugün? Adam beyin, ciğer, böbrek bir şey anlatıyor. İki bir şey öğreniriz de. Bu kopya değil de ne? Birine adres sormuyor musunuz? Bilgisayarınızı bozunca bilgisayara götürmüyor musunuz? Üzerine para vererek, rüşvet vererek kopya çekmiyor musunuz? Bütün hayatımız başkalarıyla geçmiyor mu? Oturduğunuz koltuğu, giydiğiniz elbiseyi, kullandığınız cihazları siz mi yaptınız? Hep başkası yaptı. Başkaları olmasa kaç parayız biz? O insanlarla yardımlaşmayı öğrenmedikten sonra ne öğrenmişiz, ne faydası var sevgili dostlar? Ne faydası var? Ben bugün burada anlattıklarımı size evde otururken Erdim'de mi buldum zannediyorsunuz? Binlerce, on binlerce sayfa kitap okudum, yüzlerce, binlerce insanın çalışmalarından istifade ettim. Onlar da milyonlarca başka insandan öğrendiler. Onlar olmasa ben bir hiçim. Diğerimiz olmasa bir tekimiz hiç. Eğitimde niye kopya yasak? Eğitimin hayatta ilgisi yok. Eğitim akademik yetkinlik için. Akademik olarak belli konularda yetkinlik için. Eğitim hepimiz üzerinde başarılı olsa, eğitim %100 başarılı olsa ne olacağımızı hiç düşünüyoruz. Hepimiz üzerinde eğitim %100 başarılı. Bütün derslerden 10 aldık. Yıldızlı peki, hiç devamsızlığımız yok. Hepimiz onur öğrencisiyiz. Onurdan, onur paçalarımızdan akıyor. Sonunda ne olurduk hepimiz? Hayır. Üniversite profesörü. Bu. Eğitimin en üst çıktısı üniversite profesörüdür. Aha ben. Lan herkes benim gibi olsun. Öldük biz. Açlıktan ölürüz. Ben kendini besleyemeyen bir adamım. Albert Einstein. Mesela hepimiz bu dahilere değil mi öykünüyoruz. Onun gibi falan. Çok yüksek IQ'lu adammış. Tamam güzel, rahmetli, süper. Hakikaten zeki adam, tartışacak bir tarafı yok. Albert Einstein'ı al. Amazon ormanlarına bırak tek başına. 40 gün sonra gel. Ne bulursun? Bu dönem pek bir şey bulamazsın. Allah rahmet eylesin. Fantazi yapalım. Einstein'ı klonla. 40 tane. 40 klon Einstein. Hepsi aynı. Ormana bırak. 40 gün sonra gel. Muhtemelen birbirlerini kemirmiş vaziyette cesetlerini bulma olasılığınız yüksek. Ne yapacak 40 tane teorik fizikçi ormanda? Ama içinde Einstein'ın da bulunduğu, dünyanın en düşük zekalı insanının da olduğu 40 tane rastgele insan seç, ormana bırak. 40 gün uğrama. 40 gün sonra gel, orada bir köy bulursun. Köyü yaratan şey nedir? Senin ve benim bambaşka olmamız. Bambaşka şeylerden anlıyor olmamız. Farklılıklarla bir arada olabiliyoruz. O yüzden bu beyin o kadar büyük. Bu beyin o kadar büyük, o sayede biz ortak anlatılar, amaçlar, hedefler, planlar, stratejiler, icatlar, garip garip şeyler yapabiliyoruz. Savaşlar yakıp dünyayı yakabiliyoruz. Ama muhteşem işler de becerebiliyoruz. Ne yapacağız bu koşullarda? Bu 5. maddedeki sınırları aşma meselesini nasıl ele alacağız? Yani hepimiz yamaç paraşütü mü yapalım? Dünya rekoru mu kıralım? Bu mu sınırları aşmak? Hayır. Sen böylesin diye bizi formatladıkları bir kültürdeki gerçek beni ortaya çıkarmanın adı benim için sınırları aşmak. Ben niye buradayım? Beni özel yapan olayım ne?
İnsanın fabrikalarının son bölümü bununla ilgili, onu okuyan arkadaşlar uykuyu dağıtıp bana sürekli mail atıyorlar. Hocam bunlar kavgada söylenmez diye. O yüzden onları kitaba bırakacağım. Ama bugünün dünyasında şu gençlerimizi, şu çocuklarımızı bize öğretildiği kültürle yetiştirmeye devam edersek arkadaşlar büyük bir cinayet. Hatice'nin oğlu bir şey daha iyi yapıyor, evet. Ama Hatice'nin oğlu o işi daha iyi yapmak için yaratıldı. Bizimki değil. Bizim çocuk kamplarımız oluyordu. Şimdi bu sene de inşallah yapacağız. Mesela ben çok basit bir fikirle Ankara'dayken, daha sonra Ankara'daydım 2016'da. Dedim ki abi çocuk kampı yapacağız. 8-12 yaşındaki çocukları alacağız. Aileleri almıyorsunuz dedim. Ben bunları istemiyorum. Bozulmaca yok. Aldık, 86 çocuğumuz vardı. Aileler dışarıda. Bazı anneler getirirken şey dedi. Benim çocuğum çok bana bağımlı hocam dedi. Bensiz yapamaz. Çocuk 3 saat sonra annesini unuttu. Kadın arabada yattı 4 gün. Otelin kapısının önünde. Allah Allah, kim bağımlı acaba? Neyse, çocukları biz aldık içeri. Benim kampın farkı şu. 5 çocuğun yanına bir psikolog dikiyorum. Kampın diğer elemanlarının dışında. Bu psikologların işi. Bu çocukları 5 gün boyunca izliyorlar. Bizim çocuklara hiçbir şey öğretmek gibi derdimiz yok. Veliler öyle sanıyor, yazık. Çocuk kampa gidiyor ya, çocuğum aydınlanacak, açık beyinde bilmem ne olacak, değil mi? Çocuk oynuyor. 5-10 tane istasyon yaptık. İşte fosil kazıyor, bilmem ne, zeka oyunları bir şey. Psikologumuz şuna bakıyor. Eline bir checklist verdi. Bu çocuk kendini nerede daha iyi ifade ediyor? Kuvvetli yönü nedir? Onları bul bize. Psikologdan istediğimiz bu. Bak, o kadar psikolog, yüzlerce psikologla çalıştım bu kamplarda. Bir kere dedi ki, hocam biz hiç böyle bir şeyin eğitimini almadık. Biliyorum. Psikoloji sürekli arızaya bakıyor. Sen şimdilik onları unut. Bu çocuğun iyi tarafına bakacaksın. Mucize bir şeyler oluyor arkadaşlar. Üçüncü günden sonra o çocukların içinden tuhaf şeyler çıkmaya başlıyor. Bir kere bizden değil. Aileden ayırın, bütün çocuklar harika olur. Şimdi burada bak, bir de biz bizeyiz. Yalan yok. Kendi çocuklarım dahil. Aileden ayırın, harika oluyor. Mesela, şu anekdotu paylaşmadan edemeyeceğim. Bütün kamp boyunca cep telefonu da yasak çocuklara. Akşam bir saat konuşmaları var. Gündüz aileler istedikleri zaman gözetmenleri arayabiliyorlar, o psikologları. %98 oranında anneler arıyor zaten. Babalar noter vekaleti vermiş olduğu için. Anneler, Dışişleri Bakanlığı. Ve arayan annelerin %90 aynı soruyu soruyor. Biliyorsunuz. Ne yedi? Evet. 5 gün görmediği çocuğunun sadece yemeği önemli. Çünkü niye? Besi hayvanı yetiştiriyoruz. Belli bir ağırlığı altına düşerse olmaz. Çocuk onsuz yiyemez mesela. Hipotalamusu yok bu çocuğun. Açlık susuzluk sinyali çalışmıyor. Anne olmazsa olmaz. Ben 50 yaşındayım, annem var. Oğlum kırık kadın. Anne gözünü seveyim, sistem çalışıyor. Ama bir tane anne varmış, 3. gün bir gözetmen geldi, dedi ki hocam bir anne 3 gündür arıyor. Hep aynı soruyu soruyor dedi. Çocuğum mutlu mu, arkadaş edindi mi diye soruyormuş. Dedim hemen jandarmayı çağırdım. Kadında bir sorun var. Şaka bir tarafa dedim ki Zeynep'in annesi mi? Evet hocam, nereden bildiniz dedi. Bak Zeynep nasıl bir çocuk biliyor musun? İkinci gün daha, kampın ikinci günü. Dedi ki o gözetmen arkadaşım, hocam da Zeynep diye bir öğrencimiz var, çok da tatlış bir kız, illa sizi göreceğim diye tutturdu dedi. Zaten beraberiz ama bir görüşmek istiyormuş. İyi dedim, getir yemek arasında. Bu geldi. Dedi ki öğretmenim merhaba dedi, ben de Zeynep bilmem ne falan. Bu arada kelimeleri aklımda kaldığı kadar birebir kullanmaya çalışıyorum. Dedi, yemin ediyorum abartmıyorum, çocuk benimle böyle konuşuyor. Hayır dedim Zeynep'ciğim, ne oldu? Öğretmenim dedi, odadaki iki arkadaş arasında bir sorun çıktı dedi. Bir sorun çıktı. Şimdi de aslında basit bir şey ama dedi. Öğretmenimiz, gözetmen yaşı bize yakın olduğu için, o çocuklarda böyle biraz söz dinlemez olduğu için, şimdi o müdahale ederse problem çıkabileceğini düşündüm dedi. Sonra kendi kendime düşünce şunu fark ettim. Hepimizin anne babası sizi televizyonda izliyor, çok seviyor. Eğer siz onları uyarırsanız hem olay kolayca çözülür, hem de kimse birbirine dedim senin burnunu yerim. Nasıl bir varlıksın sen ya? Ve hakikaten çocuk tek amacı bu. Daha 3 gün daha buradayız, 3-4 gün. Canımız sıkılmasın. Çocuk onun için bana geliyor. Ve böyle soran bir annenin böyle çocuğu yetişiyor. Ve 86 çocukta bir. Burada bir tuhaflık var. Hepimiz etrafımızdan gördüğümüz yapıyoruz ama bazımız sınırlarımızı aşıyoruz. Bazımız kim ne derse desin
o çocuğun, o işin, o görevin öyle yapılmayabileceğini fark ediyoruz. Ve başka bir şey deniyoruz. İşte o zaman dünyadaki bütün farkı yaratan biz oluyoruz. Ve bu konuyu çok çok uzun anlatabilirim ama son paragrafında şöyle son vereyim. Biz hep dedim ya demin eğitimde, geleceği garanti altında olsun, bir mesleği olsun, bilmem ne olsun. Ya karnı doysun, sırtı pek olsun, Maslow piramidinin en altına çalışıyoruz yavrum benim. Fizyolojik ihtiyaçlar, barınma ihtiyaçları gitsin, sanki ondan sonra her şeyimiz bitecek. Piramidin üç katı daha var. Doğru ilişkiler kurmak var. Kendini gerçekleştirmek var. Ve gerçekten sınırlarını aşmak var. Abraham Maslow diyor ki, o Maslow piramidini yapan arkadaş, eğer bile bile gücünüzün yettiğinden daha azı olmayı planlıyorsanız sizi uyarıyorum. Hayatınızın geri kalanında mutsuz olacaksınız. Çünkü size verilen imkanlardan ve yeteneklerden aktif olarak kaçıyor olmanız gerekecek. Aktif bir kaçış gerekecek. Mesela benim rahmetli babam son 5 senesini şöyle geçirdi ya. Allah emanetini alsa da kurtulsak. Ne kadar çok şey yaptı adam, ne kadar çok şey becerdi, bizi yetiştirdi ama o hayatın bir yeri onu kesmedi. Allah emanetini alsa da kurtulsa duydunuz mu hiç? O kadar çok söylenir ki Anadolu'da. Mesela bir sanatçının, bir efendim böyle devrimler falan yapmış bir devlet adamının bilmem ne böyle bir şey dediğini hiç duydunuz mu? Hayatımda böyle bir şey yaptım ve yaptım diyen insanın Allah emanetini alsa da kurtulsak düşünebiliyor musunuz böyle bir şeyi? Bilge nasıl yaşardı? Bilge ölürken ne derdi? Bunu düşünmek çok faydalı olabilir. Ve o hep karnımızı doyurmaya, barınmaya, altın bileziğimiz olmasına yönelik o telaşımız var ya, insan olmanın en büyük parametresini unutmamıza sebep oluyor. Ben bir YouTube programında bunu anlatırken dedim, lan ne güzel şey uydurdum, ben de bayağı güzel teori sallıyorum diye. Sonra gittim ChatGPT'ye sordum, benden 150 sene önce John Stuart Mill söylemiş, çok özür dilerim. Dedim ki insanın doyurmaya çalıştığımız hazlar hep düşük hazlar. Ama bir de yüksek hazları var. Mesela maneviyat, sanat, estetik, felsefe, bilim. Bunlar ne kadar hayatımızda? Düşünmek felsefecinin işi. Sanat, sanatçının işi. Din zaten ilahiyatçının işi. Onlar bir diyanet ediyor. Söylesin abi sakız çiğneri koruyacak o zaman net. Diğer bütün yüksek işler, bir takım mesleklerin işi. Ben gariban ne yapayım? Yiyeyim içeyim, alemlere akayım, sabahlar olmasın. Ya da o tüketime ulaşabilmek için çalışayım. Saçma sapan harcayabilmek için ömrümün çoğunu mesaiye yatırayım. Şiir bu saatten sonra olur mu? Gitar manyak mısın oğlum kaç yaşına geldi? Ben niye 52 yaşında albüm çıkarttım? Dinliyor musunuz benim şarkıları? Lütfen genç müzisyenlere destek verelim Spotify. Niye yaptım? Profesör nörobilimci, kerli ferli, çoluk çocuk. Yaparsın. Yaparsın. Bu yapılır, yapılmalı. Birileri bunu yapmalı. Çünkü düşük hazların, hayvani hazların hepsi bağımlılık yaratır. Yemek bağımlılık, cinsellik bağımlılık, içki bağımlılık, alkol bağımlılık, o bağımlılık, bu her şey bağımlılık yapar. Sanatın bağımlılık yaptığını gördünüz mü? Sanat tüketimini değil, sanat üretiminin, yaratımın bağımlılık yaptığını gördünüz mü? Estetiğin bağımlılık yaptığını gördünüz mü? Yüz estetiğinden falan bahsetmiyorum. Estetik görüntünün, güzelliğin bağımlılık yaptığını gördünüz mü mesela? Manevi düşüncenin bunlar bağımlılık yapmaz, bağlılık yaratır. Ve insanı alır, bir başka varlığa doğru yükseltir. Biz müzik derslerimiz, resim derslerimiz, beden derslerimizi boş ders zannettik yıllarca. Tek dolu dersler onlar da anlamadık. Tek dolu dersler onlar da. Matematik, fiziği bilmem neyi şimdi yapay zekadan çocuk oturup öğreniyor. Bir Rembrandt tablosunun karşısında ağlamayı hiçbir yapay zekadan öğrenemezsiniz. Bunu ancak bir insandan öğrenebilirsiniz. Ve bana bunu öğreten bir kedidir. Bir kedi ve bir teyzedir daha doğrusu. Amsterdam'da dediler ki Rembrandt Müzesi'ne gidelim. Çok süper. Rembrandt'ı biliyoruz. Çok malumat buluşluk yapmışımdır hakkında. Akademi tablosunu 2 saat anlatırım. İlk defa müzede gerçek eserlerini gördüm. Ve otoportresinin önüne gittiğimde şoka girdim. Böyle bir tablo yok arkadaşlar. Böyle bir insan yapımı bir şey olamaz. Mona Lisa falan tırt yani. Bunlar ise böyle pul gibi bir şey. Devasa, müthiş bir işçilik ve o duygu, anlam, katman. Yani benim sanat algım milyonda bir, kafa yedim. Böyle bakıyorum, hayretler içerisinde bir kedi geçiyor. Dedim lan şu kediye bak. Rembrandt Müzesi'nde
Umurumda değil. Tablonun önünden geçiyorum. Dedim insanız be. Şundan farkımıza bak. Salak kedi dedim. Bundan anlamıyor dedim. Öyle gidiyor dedim. Bir döndüm. Yanda bir hanımefendi. Yaşlıca bir hanımefendi. Aynı tabloya bakıyor. Ağlıyor. Ne kediyi görüyor. Ne beni görüyor. Sinan dedim Allah cezanı versin. Seviyeleri var bu işin. Klasik müzik konserine gidip başta esneyip yarısından sonra uyuyarak olmuyor estetik sanat tüketimi. O bir albümden mesela çocukları müzik kursuna gönderiyoruz. Üçüncü haftadan sonra hepsi dünyanın en güzel enstrümanlarını çalmaktan sıkılıyorlar. Ben onun sebebini burada Ankara'da benim kızımın piyano kursunda çözdüm biliyor musunuz? Ailelerle görüştüm. Hoca dedi ki ya sizinki gibi iki üç tip devam ediyor gerisi hep bırakıyor dedi. Allah Allah dedim çünkü bizim ailede hani ben de o zaman aktif müzisyen falan değilim yani. Neden acaba? Bir akşam dinleti de bütün ailelerle neredeyse konuştum. Vallahi yaptığım ölçüm sonuçlarını paylaşıyorum. Bilimsel değil, gayet subjektif ama şunu çok net gördüm. Evde eğer bir aile bir albüm çıktığında, bir müzik parçası çalındığında ona özel vakit harcayıp oturup dinliyorsa ve dinlerken duygu durumları değişiyorsa çocuk diyor ki vay lan müzik önemli bir şey. Ama evde müzik soğan doğrarken arkada çalıyorsa çocuk diyor lan manyak gibi ben 15 sene çalışacağım sonra soğana meze mi olacağım? Yerim ben bu restoranda, vuruyor tekmeye gidiyor. Önem verdiğimizde, biz onu yaşadığımızda ancak kültürü aktarabiliriz. Ve bu kültür öğretilebilir bir şey değildir. Bir düşünür demiş, kültür ihdas edilemez, ancak tespit edilebilir. Eğer bir yerde kültürel bir durum varsa bunun sebepleri var. Ve arkadaşlar insan kültür yaratan bir varlıktır. Biliyorum, mesela ben de bir veli olarak okuldan çok şeyler bekliyorum. Biliyorum okul velilerden çok şey bekliyor. Hiçbir şeyi öbüründen beklemeyin. Bizim yapmamız gereken bir şeyler var. Görev bir, insanın fabrikalarını alın, fabrika ayarlarını alın. Lütfen en kısa zamanda bir hızlıca okuyun. Zaten sonra bir daha okumak isteyeceksiniz. Lütfen hiçbir şeye inanmayın. Benim söylediğim ya da kitapta okuduğunuz evde deneyin. Çalışmıyorsa sorun bendedir. Çalışıyorsa zaten ben yapmadım. Yapan güzel yapmış. Üç, ne olur? Ne olur cesaretle deneyin. Son bölümü iyi okuyun. Şu anda ben dediğiniz şey siz değilsiniz. Bu davranışlar, o rutinler, o makamlar, mevkiler, title'lar siz değilsiniz. Biz bu değiliz. Biz bir canız. Buradan geçerken çok sınırlı bir sürede bir şey deneyimleyeceğiz. Vaktimiz çok dar. Ne olur ve ne olur? Acık kendinizle ilgilenin. Çocuğunuzla, devletle bilmem ne, kendinizle ilgilenin. Biz azıcık daha bencil olsak dünya bizden çok şey öğrenecek. Ne olur biraz kendimize yatırım yapalım. Ben bu konuda her türlü yardım ve yataklığı yapmaya hazırım. Açık beyin olarak her zaman arkanızdayız. Bu sadece bir tanışma. Bu kadar laf kalabalığını sadece bir pazarlama için yaptım size. Aklınızı açık alabildiysem artık okursunuz diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Yalnız böyle güzel hocaların olduğu okul olur mu? Nereye gidiyorum? Ya ben bu arada iki dersten rokettim arkadaşlar. Demin söyledim aklınızda kalmasın. Size de söyleyeyim. Bir biyolojim süperdi. İki İngilizcem. İngilizce hocasına aşıktım o yüzden. Gözüne girmek için her şeyden. Biyolojide de kadın öyle bir ders anlatıyordu ki. Dedim anlamadım ama bu ne yapıyorsa ben de ondan yapacağım dedim. Dolayısıyla benim hayatımda hocalar değiştirdi. Çok güzel bir yerdesiniz her anlamda.